Parti bu akşam bizde. Acayip bir şey olacak. Aa! Selam kızlar. Çekin şuradan ezik. Of, beni görmediler herhalde. Gözlüğüm nereye gitti? Biri bana yardım edebilir mi? Bu ışık da nedir? Bu senin mi? Bir saniye. Şunu benden alır mısın? O torbayı tuttuğuma inanamıyorum. Kendimi dezenfekte etmem lazım. Böyle daha iyi. Vay canına, merhaba arkadaşlar. Öyle, hadi bir fotoğraf çektirelim. Gülümse. Siz çok harikasınız çocuklar. Ne oluyor öyle? Helikopter mi o? Orada kim? Güzel uçuştu, teşekkürler. Şaşalı bir giriş yapmak istedim. Zengin olmak zor iş. Bu ders çok sıkıcı. Hey, buraya dikkatinizi verin. Matematik testi yapacağım. Ben sadece paramı sayarım. Başka da bir şey beni alakadar etmez. Umarım testim iyi geçer. Bütün gece ders çalıştım. Kimsenin konuşmasını istemiyorum. İşte test kağıdınız. Hadi bakalım. Neyse ki bu işi benim için halledecek insanlar var. Bu güzelmiş, çok güzel. Geçmişim. Teşekkürler. Sana da. Yeni arabam için teşekkürler. Ben gidiyorum. Bu bayağı zordu ama başardım. Bitti. Bu bütün paraya değer. Hey sen öğretmen kişi, bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü zaman kaybı. Pekala, notlarınız belli oldu. Çok etkilendim Elsie. Vay canına, artanmışım. İşte bu. Teşekkürler. Jamie, nasıl yani? Hey, ben sana neden para ödüyorum? Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu çok sinir bozucu. Alo, baba, bana yeni bir inek öğrenci lazım. Bunları dolabıma koymam lazım. Artık bir anahtar gerekiyor bana. Gizli bir oda mı? Onu daha önce hiç fark etmemiştim. O zaman girip bir bakayım. Vay canına, burası ne genişmiş. Ve çok da rahat bir yere benziyor. Nihayet okuyup ders çalışabilecek bir yerim oldu. Vay canına, bunu bilmiyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Vay canına. Merhaba Eli. Neden ama? Sanki onunla muhatap olmuşum gibi. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Kendime özel bir zamana ihtiyacım var. Neyse ki sadece bana özel takılacağım bir yerim var. Buraya girebilmek için altın kart gerekli. İşte böyle. Benim mutluluk köşem. Biraz eğlence zamanı. Bu ilginç bir şeye benziyor. Vay canına, çok gerçekçi. Ne gündü ama, biraz gevşemem lazım. Bu en son çıkan güvenlik teknolojisi. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Demek sonunda gelebildiniz. Oturun. Hizmet verenlerin konuşmasından nefret ediyorum. Bugün şımartılmak istiyorum. Peki, o zaman size bir yüz maskesi uygulayayım. Tam paranın karşılığı bir ürün. Altından yapılan bir şey. Cildiniz 1 milyon dolar gibi görünecek. Zaten bu kremin değeri de bu kadar. Al bakalım. İşimi çok ama çok seviyorum. Sen neden hala buradasın? Hayat diye buna derim. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü seçenek var. Ama baba, ben bir tek boynuzlu istiyorum. Hey, bakar mısınız? Hemen getirelim. Evet, öyle olsun. İşte buyurun. Afiyet olsun. Ne kadar yanına düştüm ki ben. Olamaz. Garson. Teşekkür ederim. Bunların hepsi fakirler için. Bu harika işte. Yemeğiniz efendim. Pahalı zevklerim var. Çok lezzetli. Ama herkese göre değil tabii. Ne? Hey sen, bakar mısın?
İşte paranız hanımefendi. Bu çok leziz. Buna inanamıyorum. Altın çok lezzetli. İkisi de gülünç haldeler. Benim de karnım çok acıktı. Bir şeyler yemeliyim. Ama ne? Fazla seçenek yok. Buldum. Bu renk bana yakışıyor. Hadi al başlasın. Aha, güzel ve soluk. Sanırım bu fast food dediğimiz şey. Çok kolay oldu. Ne güzel atıştırmalık. Örümceklere bayılırım. Ne? Evet, bu ikisini unutmuştum. Yeni bir iş bulmam lazım. Bu da neydi? Ne güzel uyumuşum. Hazırlanmam gerek. Su akmıyor mu? Peki nasıl yüzümü yıkayacağım? En azından dişlerimi fırçalayabilirim. Kimin fırçaya ihtiyacı var ki? Taptaze nane etkisi. Neden olmasın? Bu da işe yarar bence. Acaba ne giysem? Tamam, bu hoş işte. Neden olmasın? Hayır. O yat çok ufak. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Tabii. Sanırım yaratıcı olmam lazım. Vay canına. Bu işte çok iyiyim. Uyan bakalım. Buldum. Buna karşı koyamaz. Altın. Ne harika bir rüyaydı. Her zamanki gibi muhteşem iş çıkarmışsın. Sadece işimi yapıyorum. Bye bye. Uf, hemen sabah olmuş. Makyaj telefonum nerede? Bakayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için ne yapabilirim? Güzel görünmeliyim. Bana makyaj yapman gerek. Pahalıya patlar yalnız. Para nerede? Peki o zaman. İşte burada. Cidden mi? Hayatta olmaz. Her şeyi kendim mi yapmak zorundayım? Çok sıkıcı. Pekala, sanırım artık başlamaya hazırız. Herkes kendini toplasın. İlk mezunumuz Cheryl. Canım hayranlarım. Buradan mezun olmanın tek sebebi babanın bize bir havuz yaptırmış olması. Tebrikler. Sen niye bana dokunuyorsun ki? Bu hoşuma gitmedi. Ben gidiyorum. Cheryl için alkışlarınızı alalım. Sıradaki Ellie. Fotoğrafçıların güzel yanından çekmelerini sağlar mısınız? İşte diploman. İşte başardım. Gerçekten de başardın. Selfie zamanı. Bu çok hoş. Tamam, artık sahneden in. Ve son olarak Ellie geliyor. Çok mutluyum. Yaşasın. İşte sana normal diploman. Hepsi bu mu? Canımı söz vermiştim ama. Gel sana bir sarılayım. Pekala, kendini topla bakalım Kevin. Sen bunu hak ettin Ellie. Canına, bu bir burs. İşte bu. Aferin sana Ellie. Bu hayatımın en güzel günü. Ne hoş görünüyorum. Sıcak bir şey içmek çok iyi geldi. Bunların hiçbiri iyi olmadı. Resmimi çekebilir misin? Tabii. Kahvem.
Ben ne yapacağım şimdi? Ha, buldum. Ay, senin sorunun ne ya? Al bununla kurula. Çıldırdın mı sen? Ne? Bunlar sadece bozukluk. Çabuk olursam kururlar. Bu çok komik. Oo, parti varmış. Ne giysem? Bu iyi görünüyor. Ha? Olamaz. Bu hiç iyi görüntü değil. Amanın. Kıllarla kaplanmışım. Bu konuda bir şey yapmam gerek. Hadi ama. Alo? Yardımın lazım. Pekala, sorun neymiş bakalım. Başlayalım mı? Bunları tak. Tasarımcı işi değil ama neyse. Biraz batma hissedebilirsin. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Vay canına, hiçbir şey hissetmedim. Ay. Al bakalım, bunu hak ettin. Tabii, teşekkürler. Düşündüğümden daha etkiliymiş. Ben gideyim en iyisi. Bunun sorunu ne? Saçlarım, kel kalmışım. Bu partiye gitmek için sabırsızlanıyorum. Ama bu halde gidemem. Orman gibi olmuşum. Tıraş etsem iyi olur. Burada kullanabileceğim bir şey olmalı. Ah, sadece tıraş bıçağım. Ay, daha iyi zamanları olmuştu. Bakalım başka neler varmış. Oo, bir jilet. Ama bir sapı olması lazım. Bu işe yarayabilir. Sanırım bu olur. Çatalı jilete saplıyorum. Birazdan pürüzsüz bacaklarım olacak. Hadi bakalım. Dikkatlice. Ay, az kalmıştı. Bir kol, tamam. Ah, nihayet bitti. Düşündüğüm kadar iyi yapamadım. Bir sürü yara bantı oldu. Sanırım evde kalacağım. Yine mi ya? Nerede kaldı ya? Ha, geldin mi? Bu senin için. Oo, bu ne için? Bunu istemem. Ben kendiminkini getirdim. Peki. İyi tarafımdan çek ama. Işıklandırma iyi mi? Ha, tabii. Hadi biraz ağırlık kaldıralım. Oh, yanmayı hissedin. İyi görünüyor. Bu kadarı yeterli. Şimdi gövdeyi güçlendirme zamanı. Hazır mıyız? Ah, bu çok zor bir iş. Oh, çok hoş. Tamamdır. Tamam, yeter, fazla oldu bu. Ah, ama çalıştım. İşte telefonun. Sen ciddi misin? Korkunç görünüyorum. Aklın neredeydi senin? Aa, bu oda çok dağınık. Hadi bakalım. Hazırım. Bu buraya nasıl gelmiş? Of, çok tembelim. Ama harika bir fikrim var. Pantolonu kapının üzerine asıyorum. Sonra kapıyı kapatıyorum. Sonra da süpürgenin sapını kemer köprülerinden geçiriyorum. Barfix hareketi için ideal. Acı, geçicidir. Oh, vay canına, bu harikaydı. Bu iyi oldu. Egzersiz konusunda özel bir yeteneğim var. Sandalyeyi şöyle koyuyorum. Öylesi çok daha zor. Vay canına. Belki de bu bezi kullanabilirim. Bacak çalıştırma da tamam. Yarın acısı çıkacak. Ve yerler de temizlendi. Bayağı iyi antrenman oldu. Ah, geldiğine çok sevindim. Hemen geleceğim. Burada yaşadığına inanamıyorum. Çok güzel. Ha? Orada biri mi var? Hey. Bir şey yok sanırım. Pekala, bu çok tuhaftı. Sadece gözüme öyle görünüyor. Hayalet ya da canavar gibi bir şey yoktur. Aa? Bir şey bana dokundu. Aa! Bu
İşte başladı. Robotlar ayaklandı. Hayır efendim, gel buraya. O da neydi? Neler oluyor? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ay, selam Mickey. Niye elektrikli süpürgemle güreşiyorsun? Elektrikli süpürgem mi? Evet. Şimdi temizlik yapmam gerek. Bu kıyafet hoş. Ah, olamaz. Lütfen bir şey olmasın. Aman, ne güzel. En sevdiğim pantolondu. Sanırım üzerimi değiştirsem iyi olur. Burada giyebileceğim bir şey olmalı. Çamaşır yıkamam gerek. Bir dakika. Şimdi hayal gücümü konuşturmalıyım. Oh, harika görünüyor. Şimdi çamaşır yıkamama da gerek kalmadı. Gitme vakti. Hadi ya. Bu haksızlık ama. Bütün süsleri elle işlenmiştir. Bu Paris'te moda olan son tarz. Yok artık, hiç sevmedim. Ya bu? Çek şunu gözümün önünden. Başka neyin var? Bana giyecek bir şey bul. Ah, hemen dönüyorum. Nereye gidiyorsun? Pekala, bunu getirdim. Çok özel bir parça. Oo, pahalıymış da. Nihayet. Oo, bunu almalıyım. Bu mükemmel. Hemen deneyeyim. Acele etmeyin. Yine hallettim. Ben bir dahiyim. Bu çok heyecan verici. Parayı nereye harcasam acaba? Ne düşünüyorsun? Biliyorum, müthiş görünüyorum. Ne? Zevk parayla satın alınmıyormuş. Teşekkürler. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Bu hamburger harika görünüyor. Çok acıktım. Oo. Afiyet olsun hanımefendi. Yine mi? Altın hamburgerden çok bıktım. En azından erişte değil. Leziz görünüyor. Aslında ben erişte isterim. Hey Esi, değiş tokuş edelim mi? Tabii. Bu harika olacak. Leziz kokuyor. Uzun zamandır hamburger yememiştim. Ah, dişim. Bu ne ya? Altın bir zincir mi? Bunun içinde olması normal mi? Yemeğe lezzet katıyor. Neyse. Çok sulu. Ay! Yine ne oldu? Pırlanta bir yüzük mü? Bugün şanslı günümdeyim. Ne kadar güzel. Tam da uydu. İçinde tuhaf kıvamlı bir şey var. Plastik bir havuç mu? Oh, vay canına. Kimin umurunda erişte nefis? Daha sık değiş tokuş etmeliyiz. Mane. Umarım sıra bendedir. Dokunamıyorum. Of, bir saat oldu. Ah, neyse. Yedi. Oh, çok zordu. Benden bu kadar. Bu ne zamandır burada? Bayan, iyi misiniz? Orada kimse var mı? Bu bayağı kötü görünüyor. Ay, şimdi ne yapacağım? Birazını çekmeyi deneyelim. Evet, işte başlıyoruz. İlk parçanla vedalaş. Mükemmel oldu. Çok daha iyi. Al bakalım. Başarı dolu bir gün daha. Çok güzeller. Sonunda. Birkaç gündür hastayım. Herkese bulaşmış olabilir. Bir bakalım. Wow. Sinüsler dolu duruyor. Hepsi tıkanmış. Aç ağzını bakayım. Sana birkaç ilaç gerekiyor. Şimdi kımıldamıyoruz. Aşı mı bu? Asla! Hayır mı? Tamam. Bu daha iyi. Hayır! Hayır mı? Peki.
O zaman hop. Harika. Şifa olsun. Berbat. Cidden mi? Öyle diyorsan öyle olsun. Ama dur. Sanırım bir fikrim var. İlacını bu ayıcık verecek. Bir nevi şekerden hap gibi oluyor. İşte mükemmel oldu. Bu işimizi görür. Şeker mi? İşte budur ya. Şimdiden iyileşmiş gibiyim. Yakala. Ver ver. Doktor. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kötü gibi değil mi? Kendimi çok kötü hissediyorum. Şifayı kapmış gibisin. Biraz dinleyelim. Soyunu bulacağız. Öpçün. Acıktı. Üzgünüm. Doktor. Bitti mi? Şunu al. Her gün mü? Öpçüm. Peki madem. Vay şu fotoğraflara bak. Vay canına şunlara bak. Parmağım. İmdat. Ne yaptım ben? Kırdım mı acaba? Bir doktora ihtiyacım var. Bu ne hız? Parmağım. Geldim geldim. Dur bakalım. Buldum. Hemen bandaj yapacağım. Sadece kımıldamadandır. Bu parmağını sabit tutacak. Üstüne basmıyoruz, tamam mı? Vay fenaymış. Tamamdır. İşim bitti bile. Para ayağıma geldi. Yuhuu. Yeterince okuma yaptık. Bu ne ya? Bu Legoları kim burada bıraktı? Kanıyor mu? Hiç iyi görünmüyor. İzi kalacak işte. Of ya. Alo, lütfen bana yardım edin. Geldim, geldim. Ve malzemelerim de burada. Etkisini hemen göstersin. Ay, tek damla bile kalmamış mı? Üzgünüm. Cidden mi? Özür dilerim. Elimizdekilerle çalışacağız. Aynen öyle. Çözdüm bile. Emin misin? Ayak sandviçine ne dersin? Çok iyi gelecek söz. Kımıldama bakalım. Ay bu çok garip. Tamamdır. Bitti. Tadam. Güzeldi değil mi? Benim işim bitti. Ayağım. Çok acıdı ya. Evet. Biraz pratik zamanı. Yavaş yavaş. Of çok zor. Deli gibi terliyorum. Orada havalar nasıl? Hey! Ha? Meşgulüm, üzgünüm. Meşgul müsün? Peki. Koluma kramp girdi. Of çok kasıldı. Ama dinlenmeye zamanım yok. Tam bir saçmalık. Hala kasılıyorum. Çok yorucu. Tamam. Hadi. Neredeyse bitti. Çok daha iyi. Başardım. Suluymuş. Keyfe bak. Ameliyat başarılı mıydı? Ne tuhaf bir doktor. Dikkat dikkat. Ve içerideyim. Çok güzel. Terimi alın hadi. Teşekkür ederim. Daha iyi oldu. Neredeyse bitti. Ama omuzlarım çok gerildi. Hemşire. Omuzlar. Orta kuvvetle lütfen. Güzelce gevşedi. Çok erken konuşmuşum. Hemşire. Hemen bir sandalye. Güzel. Şimdi neredeydik? Çıkıyor. Bak. Çok tatlı. Seni kurtardım ufaklık. Açalım.
Of, kötü duruyor. Çırığı geliyor musunuz? Kokusunu da alıyorum. Dur, bu işimizi görür. Biraz zaman alacak. O çürüğü tarihe gömeceğiz. Hayır, lütfen, lütfen. Bana güven. Pislikler defolun. Nefesinin kokmasına şaşırmamalı. Sanırım bu kadardı. Yapacak tek şey kaldı. Güzel altın bir fırça. Hadi dişlerimizi parlatalım. Görev tamamlandı. Çok teşekkürler. Ve annem üstünün kalabileceğini söyledi. Teşekkür ederim. Of ya, çok kötüler. Ay, çok utanıyorum. Of. Dur bir dakika. Şu aletlere bak. Bunlardan biri işime yarayabilir. Selamlar. Kimmiş bu güzel bayan? Benim. Tam istediğim gibi. Umarım bu da öyle olur. Elveda çirkin dişler. Hadi çık artık. İşte budur. Bitti. Çok daha iyi oldu. Yürücüğüm geri döndü bebeğim. Evet hadi. Şurada. Kulağım çok kötü. Yarışımız bekleyebilir. Kulak kanalına giriyoruz. Şöyle bakalım. Çok ilginç. Bu kadar acımasına şaşırmamalı. Ama seni iyileştirebilirim. Ama hiç kımıldamıyoruz, tamam mı? Tamamdır. Çok rahatladım. Duyabiliyorum. Vay, çok sevimli. Teşekkürler. Bunu da ilk defa görüyorum. Bu şarkı neydi ya? Dur, kalp buradaydı. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Kulağım acıyor da. Daha yakından bakayım. Dur, hemen hallediyorum. Kımıldama, içeri gireceğim. Onlarla hayatta olmaz. Telefonunu görebilir miyim? Güzelmiş. Alo, teşekkürler. Başlıyorum. Şuraya bakalım. İçerisi epey doluymuş. Bu daha önce hiç olmamıştı. Ama endişelenme. Hemen yeni gibi yapacağım. Bak. Buyurun. Çok oturdu. Alo. Ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Param nerede? Ve sandalyemi de mi alıyorsun? Alıştık artık bu şeylere. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Burası sıcak mı yoksa bana mı öyle geliyor? Kızım baksana. Vay canına. Bu kadar yeter. Ona artık ihtiyacım yok. Selam. Buraya geliyor. Ne? Bir sent mi? Uğraşmama değmez. Neler oluyor? Olamaz. Bu para mı? Zengin oldum. Hadi gidelim buradan. Bunu güvenli bir yere koysam iyi olacak. Sırada ne var? Şimdi dişlerimi fırçalama zamanı. Bugün güzel bir gün olacak. Sıra bu sıkıcı çantayı muhteşem bir şeye dönüştürmeye geldi. Sadece birkaç pahalı süslemeye ihtiyacım var. Biraz yapıştırıcının halledemeyeceği hiçbir şey yok. Tatlı bir renk değil mi? Hem de deri. Şimdi sıra sapında. Güzel. Bunlar tam ona göre. Çıt diye yerine oturdu işte. Muhteşem oldu değil mi? Benim için özel yapıldı. İyi pazartesiler. Vay canına. Şu çantaya bak. Bir de benimkine bak. Benim adam. Kese kağıdım o. Parçalanmasına şaşmamalı. Bunu gördüğün için üzgünüm. Otursam iyi olacak. Günaydın. Paramı sayma zamanı. Herhalde 800 yeterli olur.
İyi ki bugün keyfim yerindeydi. Şimdi eşyalarımı neyle taşıyacağım? Güzel çanta. Çok kötüsün. Bunu duyuyor musun? Şuradaki para çuvalı bizi yargılıyor. Para çuvalı mı? Ona kulak asma. Sadece kıskanıyor. Seni seviyorum. Bir dakika, şunu izle. Şimdi şansımı tersine döndüreceğim. Üzgünüm Bay Fil. Seni bir üst seviyeye çıkaracağım. Fili dikişi boyunca kesiyorum. Sonra içindeki dolguyu dışarı çıkarıyorum. Araya bir fermuar koyarak geri dikiyorum. Kafasının arkasından bir ip geçiriyorum ve sonra düğüm atarak ipi bağlıyorum. Merhaba omuz askısı. Şimdi o kadar komik gelmiyor değil mi? İşte benim yeni çantam. Bütün eşyalarımı topluyor. Teşekkürler Bay Fil. Sen de kendine böyle bir çanta istiyorsan yazık sana. Çünkü bu türünün tek örneği. Ve o benim çantam. Peki. Onu satın alabilir miyim? Olmaz. Olamaz. Ama bir daha düşündüm de. Tamam, anlaşma anlaşmadır. Bu harika. Bir de bana sar. Burada takılabilirsin. Tam sana göre. Seninle iş yapmak bir zevkti. Pekala, yepyeni bir gün. Şimdi bakalım hangi kitaplara ihtiyacım var. Dolabını bile parayla süslemiş. $100'lar mı onlar? Altın külçelerine bak. Yok artık. Altın saatimi takmadan gidemem. Saatim hep parayı gösteriyor bebeğim. Fazladan nakit mi bu? Şahane oldu. Güzel bir şey olmalı. Bir de benim dolabıma bak. Değerli metaller yok. Sadece şüpheli lekeler var. Bu şey kaç senelik böyle? Merhaba beyefendi. Bugün bana iyi şans getirin. Senin burada ne işin var ki? Hey. Örümcek ağ bitmek bilmiyor. İğrenç. Ama neden? İşte buradalar. Bir çorap. Yani eskiden öyleymiş. Bu şey de ne? Tuhaf. Ucuz şeylerden nefret ederim. Beni strese sokuyorlar. Bir dakika. Bu benim mi ki? Bu bir çeşit kemirgen mi? Olamaz. Her neyse. Güzel. Bu da ne? Buralarda bir yerlerde tuvalet kağıdı olduğunu biliyordum. Yaşasın. Vay canına peki. Sanki sen gitmiyorsun. Tam sarılmalık. Defterlerim, onsuz da yaşayabilirim. Derse gitsem iyi olacak. İnanılmaz. Yoksul insanlar çok tuhaf. Dilim uzuyor. Bu makyajla filtreye gerek yok. Telefonları bırakın. Hadi başlayalım. Bir numaralı kuralı unutmayın. Sorun yok. Tamam o zaman. Bu dersten nefret ediyorum. Ne yapacağımı buldum. Yüzümle başlıyorum. Fakat bu sadece başlangıç. Bu taraftan daha iyi görünüyorum. Elimde telefon olduğu anlaşılıyor mu? Telefonum var. Öğretmenim. Öğretmenim. Julie kuralları çiğniyor. Gördünüz mü? Bana bir sorun yok gibi görünüyor. Sen tam bir ispiyoncusun Miles. Ben kazandım. Bu icadil değil. Ama biliyorsun ben de aklımı kullanabilirim. Sadece bir kaleme ve sıcak silikona ihtiyacım var. Telefon kılıfının bir kenarına boydan boya yapıştırıcı sürüyorum. Sonra kalemimi üstüne yapıştırıyorum. Şimdi birkaç kalem daha ekleyelim. Mükemmel. Kendini biraz sihir görmeye hazırla. Gösteri zamanı. TikTok olağanüstü. Bunu şimdilik bırakıyorum. Bu su durur musun Miles? Evet. Çok çalışıyorum. Güzel. Sıra Instagram'ı kontrol etmeye geldi. Ben daha iyi miyim, neyim? Kıskandın mı? Neredeyse bitti.
Ha? Öğle yemeği vakti mi geldi? Neden bu kadar agresif? Öğle yemeği saatini çok ciddiye alıyorum. Şuna bak. Çok iğrenç görünüyor. Tam da canımın çektiği gibi. Yaptığımdan beri bunu yemek için bekliyordum. Kocaman bir ekmek dilimi. Bolca bir katığım var. Bugün kırmızı havasındayım. Bir de bunu komşunun çöplüğünde bulduğumu düşünsene. Ekşi şekerleme jölesini kim çöpe atar ki? Ben yapmam. Bu çok güzel olacak. Ah evet. Beklediğim an nihayet geldi. Vay canına. Yemek zamanı. Sağlığıma. Ah düşündüğüm kadar güzel. Kendi adına konuş. Biraz daha üst düzey bir şey mi var? Altın şaheserime merhaba de. Böyle bir güzellik yok. Vay canına. Gel bakayım annene. Fazladan altın peynir de var. Altın peynir derken böyle bir şeyi nerede satıyorlar ki? İzin verir misin? Ne kadar görgüsüz. Her neyse. Afiyet olsun. Ha? Aa, hayır. Altını eritmeyi unutmuşlar. Şuna bak. O da ne? Dişin mi? Diş doktorumu aramam gerek. Pekala çocuklar. Başlayalım mı? Resim dersine hoş geldiniz. Vay canına çok havalı. Muhteşem. Evet. Telefon zamanı. Çocuklar. Beni duyabiliyor musunuz? Çocuklar. Neden herkes telefonuyla ilgileniyor? Yeter. Ne? Telefonlarınızı bu kadar çok mu seviyorsunuz? Bugün kendi telefon kılıfınızı yapıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hemen işe koyulun. Ben varım. Telefon kılıfı mı? Benimkinde bu ufaklıklar olacak. Çok şirin. Küçük bir pati. Aslında harika bir fikrim var. Önce biraz yapıştırıcı sürelim. Sonra bu patiyi yapıştırıyorum. Bütün ufaklıklarım bu şeye sığabilir. En sevdiğimi de yukarıya koyuyorum. İşte bitti. Güzel oldu değil mi? Eğleniyor musunuz çocuklar? Sanırım hoşlarına gitti. Hiç fena değil. Benim de bir tane yapmam gerekiyor. Şurada biraz altınım kalmış. Nereden buldun onu? İzle ve öğren. Mücevherler gelsin bebeğim. Pırlantaları da koymalıyım şuraya. Nasıl da ışıltılı. Sığdırabildiğim kadar çok pırlanta koyuyorum. Görev tamamlandı. Bu ne muhteşem görünüyor. Çok parlak. Bitirdiniz mi? Gördüklerim beni memnun etti. Çok yaratıcı Miles. Julie. Çok parlak değil mi? Evet. O tarafa tut, o tarafa. Keşke güneş gözlüğü alacak param olaydı. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Konu gerçek aşksa çok paran olmaması önemli değildir. Yoksa önemli midir? Birkaç adım daha. En büyük soruyu sorma vakti geldi. Kevin, kör oldum. Büyük pırlantaların sorunu da bu işte. Tabii ki seninle evlenirim. Betty Hanım, kalkma vakti geldi. Çok güzel bir gün olacak. Harika bir uyku çektim. Sabahlığınız hanımefendi. Teşekkürler. Banyo yapacağım.
sakinliğimi korusun yeter. Umarım su sıcaktır. Altın parçacıkları tabii ki de işe yarar. Cilt için harikalar yaratıyorlar. Bütün gün burada kalabilirim. Burası çok soğuk. Kıyamet kopuyor sandım. Bu kadar uyku yeter. Böyle bir alarm varken kimin kahve ihtiyacı olur ki? Pazartesiler gerçekten zor. Ama bir duş işe yarar. Hele ki sıcak bir duş. Ya da herhangi bir duş. Su faturasını ödememiş miydim? Hey! Anlaşılan bugün pis gezeceğim. Islak mendil hiç çoktan iyidir. Güzel kokuyorlar. Umarım bir tanesi yeter. Veya iki veya üç. Sanki su varmış gibi geliyor. En azından ferahladım değil mi? Evet, bulduğum gelinliği görene kadar bekle. Evet, ışıl ışıl ve dar, bayılacaksın. Belki gözlük taksan iyi olur. Haklısın. Cidden mi? Hayatta olmaz. Bir bakayım ben. Bence bunu beğeneceksin. Sen beni hiç tanımıyor musun? Sorun nedir? Giyecek hiçbir şeyim yok. Stilistim çok seksizleşti. Belki bir alışveriş maratonu iyi gelir. Teşekkür ederim hayatım. Bir saniye. Param var. Hatta bir çuval dolusu var. Al, benim için alışveriş yap. Tamam. Bunda bir şey var mı? Hey, bir cips poşeti daha. Hey, bu benim hayalimdeki gelinlik. Ve fiyatı? Sesli söyleyemiyorum bile. Hadi ama, hiç mi bir şey yok? İğrenç kokuyor. Ama belki de iyi bir çözüm olabilir. Çöpümü mü aldı o? Tatlım, ben geldim. Harika görünüyorsun hayatım. Anneye zahmet ettin. Aklıma gelmişken. Ne? Yeni çıkan pembe iPhone'dan ısmarlamalıyım. O da benden olsun ha? Eve servis en güzeli. Bak, çok uyumlu oldu. Hepsini böyle taşıyabilirim. Tabii ki. Bugün berbat bir gündü. Biraz çiçek beni neşelendirebilir. Ve bunlar çok güzeller. Birinin olabilir mi acaba? Sadece bir tane. Bunlar özel mülk hanımefendi. Bilmiyordum. Bu gerçekten şart mı? Ben suçlu değilim, yemin ederim. Ağlama numarası. Tamam. Umarım dersinizi almışsınızdır. Aldım, teşekkür ederim. Onlar sizin değil hanımefendi. Çok çılgın bir gündü. Keşke evde kalsaydım. Dur, beni düşünen birileri var. ...28, 29, 30. Tamam, şarkı söyleyin ve kocaman gülümseyin. İşe alındınız. İyi eğlenceler. Betty'nin düğününe davetlisiniz. Gerçekten yaratıcı. Düğün vakti, çanlar çalıyor. Bu Betty'nin. Düğününde Betty'ye katılın. Betty'nin düğün davetiyesi mi?
Oh, bu nedir? Teşekkürler. El yapımı davetiyeler daha değerlidir. Çok kişisel ve neredeyse bedava. Pekala, bakalım nelerimiz var. Umarım iyi duruyordur. Düğünümüze davetlisiniz. Mutlaka bekliyoruz. Hadi yollayalım artık. Ve yolla. Oh, internet faturasını ödemeyi unuttum. Videoyu yollayamıyor muyuz yani? Oh, fakir olmak berbat bir şey. Ama tabii. Benimle gel. Burası bayağı güzel. Çabuk, kimse görmeden. Ve internete bağlandım. Yollandı mı? Evleniyoruz bebeğim. En iyisi biz gidelim. Bu pastalar çok sıkıcı. Hoş geldiniz. En pahalı modelimiz bu. Hayır, olmaz. Belki de bu sizin tarzınızdır. Bu da meyveli sürprizimiz. Yeneceğimi düşünmedin herhalde. Buldum. Bu üst düzey gelinlerimiz için. Kesin öyledir. Oldu o zaman. Bir tane daha var. Tam bir vakit kaybı. Bunu daha önce neden göstermedin? İstediğim her şey burada. Hepsi sizin, müstakbel gelinimiz. Güzel, gülümsüyorsunuz. Böyle bir düğün pastamız olduğunu düşünsene. Çok romantik. Tam prenseslere layık. Tatlım, şu pastaya baksana. 1000 lira ediyor ama bunu her şeyden çok istiyorum. Bakalım nelerimiz varmış. Fazladan mesai yaparım. İyi fikir. Keşke mümkün olsaydı. Bekle. Betty, bak burada ne var. Hepsini yiyebileceğim bir tane varken büyük pastaya ne gerek var? Seni seviyorum. Ama sevgilim, Picasso yazdığımız için kışta uygun değil. Bir dakika, telefon geldi. Bozukluk sadece. Boşver kalsın. Bu sesler de ne? Yoksa bu para mı? Biri düşürmüş olmalı. Bayan! Bana bir şey dokundu. Sakın bizi soyma. Ne? Hayır. Bunu düşürdünüz. Ne tatlısın sen. Yanımıza alsak mı? Olur mu? Ona iyi bakacağıma söz veriyorum. İşte buyurun. Bunu istemiyorum. O zaman ne istiyorsunuz? İşte böyle, korkma. Hadi seni biraz temizleyelim. Gerçekten kötü kokuyorsun. Peki, teşekkürler. Bu fevkalade Paris'te son moda. Selam tatlım. Ne vardı? Bir evsizi evlat edindik ve tamamen değişmesi gerek. Nereye gitti bu? Bu işime yarayabilir. Bunu niye atmışlar ki? Bayıldım. Gel buraya, beni utandırıyorsun. İşte evsiz bu. Yani bahsettiğim kız bu. Bir şeyler yapabilir misin? Yani yaratıcılık konusunda bir dahiyim ama bu bayağı zorlayıcı olacak. Ne haber? Ama şekerim, ben zorlukları severim. Bu etek ten rengine iyi uyacak. Ne kadar temiz. Daha işimiz bitmedi. Bunu dene. Iskaladınız. Zaten sevmemiştim. Bu çok şık olacak. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Fark etmezse bayıldım.
Kendimi prenses gibi hissediyorum. Oldukça zengin görünüyor. Teşekkürler. Lütfen bunu kabul et. Bu da işin zorluğundan ötürü. Benim için bir zevkti. Görüşürüz modacı hanım. Bu giysiler iğrenç. Bunların yeri çöp. Ne oldu şimdi? Şu odaya bak. Benim çöp bidonumdan çok daha iyi. Bu gerçek altın mı? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu ev devasa. Aa, şuna bak. Sanırım bu bir sanat eseri. Vay canına, bir fare. Benim evcil hayvanım gibi. Çöpteki faremi hatırlatıyor. Al bakalım ufaklık. Hey, açgözlülük etme. Ay, gıdıklıyor. Ne güzel zamanlardı. Kafesinden çıkmak ister misin? Sorun yok, çekinme. Merhaba. Ne sevimlisin. Acıktın mı? Hadi şu çekirdekleri deneyelim. Al bakalım. Hayır mı? İstemiyor musun? Peki, bana daha fazla kalır o zaman. Fena değilmiş. Hatta bayağı iyiymiş. Selam tatlım, yerleştirme. Sen ne yapıyorsun? Ay, fena oluyorum. Yemek, hemen. Ver şunu bana. Hey, çekirdekler nereye gitti? Teşekkürler. Ah, böyle daha iyi. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Selam tek boynuzat. Çok güzelsin. Sessiz olmalıyım. Bu da neydi? Ha, benmişim. Pekala, işe koyma vakti. Kıpırdama, hiçbir şey söyleme. Senden harika rehine olur. Amanın, ağırmışsın da. Tatlım, kalkma zamanı. Küçük kızım gitmiş. Alo? Kızın elimizde. Fidyeyi bugün ödemelisin. Yoksa karışmam. Şakamız yok. O ne? Çözümümü mi istiyorsun? Çok sinir bozucusun. Tamam ama bir saçmalık yapma. Al bakalım. Şimdi sessiz olur musun? Prensesim ellerinde. Sevgilim, ne oldu? Kızımız gitmiş, fidye istiyorlar. Az önce aradılar ve bebeğimizin canını yakmakla tehdit ettiler. Para ödememiz gerek. Hemen çok korkmuştur. Bir şeyler yap. Merak etme, bir yerlerde fazladan bozukluğum vardı. Pekala, muayene zamanı. Aç bakalım ağzını. Sen ne yapıyorsun? Kör oldum. Pekala, sanırım cüzdanımdakilerin hepsi bu. Çabuk ol. Bu renk çok güzel, sana gerçekten yakıştı. Ah, çekilecek çilem varmış. Banka soymaya başlasam daha iyi olacak. Pek beğenmedin anlaşılan. Hadi gidip bebeğimizi alalım. Hadi, annen ve baban geldi. Ne? Ne? Bunun hepsi bitecek. Lütfen onu alın, götürün buradan. Sen iyi misin? Ha, çok merak ettik. Ha, bir de bu vardı. Biraz canı yakabilir. Hayır, lütfen yapma. Doğum günün kutlu olsun. Sana bazı hediyelerimiz var. Çabuk getirin onları. Hadi, bakmak yok ama. Tamam, şimdi bakabilirsin. Aa, vay canına. Bir bebek, bu harika. Çok teşekkürler anne, bayıldım. Kumandasını unutma. İyi eğlenceler. Hadi denesene. Ha, bu çok heyecan verici. Hadi bakalım. Merhaba, ben prensesim. Arkadaş olalım. Bu çok gerçekçi. Aa, peki. İyi sıktı yalnız. Elimi bırakmasını sağla. Pardon anne, nasıl durdurulduğunu bilmiyordum. Ay canım yandı. Ne aptalca. Maniküre gidiyorum ben. Hadi tekrar deneyelim. Kapatıyorum. Tamam, istediğim bu değildi.
Belki bir de şunu denemeliyim. Ay! Bu harika. Kontrol etmek o kadar da zor olmamalı. Harika dans ediyor. Hadi parti verelim. Hemen bozuldu mu? Bu fena. Kanıtı yok etmeliyim. Şunu şuraya bırakayım. Ve şimdi de kaçayım. Güç açıldı. Hiç altın bir popit görmemiştim. O da ne? Yeni evine hoş geldin. Yeni bir kardeşin var. Bu çok tuhaf. Hep istediğim şey. Aileye hoş geldin. Saçımı beğendin mi? Daha dün yaptırdım. Kırmızı dudaklarını da beğendim. Beni öpecek mi? Hemen rujumu tazelemeliyim. Yarın görüşürüz o zaman. Hey, ne kadar güzelsin. Selam. Öğle yemeğine birlikte gidelim mi? Ama ben sanmıştım ki sen neredeyse beni. Bir saat daha ve işim bitecek. Of, bu çalma listesi yıkılıyor. Evet, paspas yapıyorum bebeğim. Teşekkürler. Çok güzel. Sırada kim var? Merhaba. Elbise güzelmiş değil mi? Peki ya şarkı söyleyebiliyor mu? Etkilenmedim. Aman gökten para yağması ne alaka? Ne zevksizlik. Bu şarkı ne kadar sürüyor ya? Bitince uyandır. Arkasındaki de kim? Oha demediğim mi? Bu gerçek sesi mi? Bayağı havalıymış ha. Muhteşem. Ben gideyim. Sakın kıpırdama. Ne? Yarışmada mıyım? Ben mi? Balonun kraliçesi mi? Yarışma bitmiştir. Bu taç senin için yapılmış. Tebrikler. Bu gerçek yeteneği dinlememizin zamanı gelmiş demek. Eldivenleri görmeyin. Bu kız kendini ne sanıyor? O taç benim başımda olmalıydı. Işıldamalıyım. Elbette. Hadi sinemaya yetişelim. Yeni arabanı alabilir miyiz? Selam Miki. Kot ceketine bayıldım. Teşekkürler. Kimyaya gitmeliyim. Biz neciyiz burada ya? Boyalarım. Boş bir tuval. Bu harika olacak. Bakalım Thomas kot ceketini bundan sonra da beğenecek mi? Acele etmeliyim. Kimse giysilerine leke olmasını sevmez. Hardal bulaşmış gibi oldu. Evet. Ceketinde bir şey var. Olamaz. O kadar da dikkat ederim her zaman. Merak etme, kimse fark etmez. Ama bunu düzeltebilirim. Giysinde bir leke mi var? O zaman benzersiz bir şey yapmak için hayal gücünü kullan. Eline plastik eldiven giyip eldiveni boya. Sonra kumaşa bastır. Şu eğlenceli renklere bak. Biraz da boya sıçratmak eğlenceli bir hava katar. İşte bitti. Evet, işte kötü bir durumu en iyi şekilde kurtardım. Vay canına, bunu paylaşmalıyım. Tasarımın viral olacak. Ne oluyor orada öyle? Ceketi niye bu kadar sevimli olmuş? Evet, hazırız. Vay canına, bu gerçekten de o. Pardon. Hiçbir yere gitmiyorsunuz hanımefendi. Belki biraz yeşillik fikrini değiştirir ha? Bu bizim küçük sırrımız olacak. Geçin hanımefendi. Ne haber canım? Sana yeni telefonlardan getirdim.
Ondan bende zaten var. Aa, bilmem gerekirdi. Bu fena oldu. Selam, geçebilir miyim? Ama bunu kendim yaptım. İlgilenmiyorum. Oo, hey, bırak onu geçsin. Bu inanılmaz. Ne? Mickey oraya nasıl geçti? Resim yapamamam büyük bir haksızlık. Peki çocuklar, bu denklemi kim çözebilir? Kimse yok mu? Ben değil. Betty, biraz zahmet et de gel bakalım. Of, peki. Hadi sene, yap şunu. Of, nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ne? Otur yerine. Aman tanrım, bana bağırması gerekmiyordu. Başka kimse var mı? Peki, gel. Yine mi Mickey? Eteğinde delik mi var? Ne yazık, değil mi? Arada yeni şeyler almalısın. Hah, geliyorum. Amanın! Eteğim! Aa, iç çamaşırına bak. İnanabiliyor musun? Hey, madem dikkat çektim bundan yararlanayım. Bu hareketler harika. Durma, devam et, tamam mı? Bu öyle çok beğeni olacak ki. Bayıldım. Bu dansın adı çamaşırlara özgürlük olsun. Oh, evet, harika. Şuna bak, herkes bayılmış. Niye hep böyle oluyor ya? Yeter ama. Hiçbir şey okulun en popüler kızı kadar güçlü olamaz. Ha, şunlara bak. Günlük selfimizi daha çekmedik. Filtreyi unutma. Hey, ben kadrajda yokum bile. Birkaç tane daha çek. Gülümse. Şimdi mutlu musun? Ah, hayır. Zengin kız sorunları. Benim endişelenmem gereken başka şeyler var. Dolabımda çöp bulmak gibi mesela. Bu nereden gelmişti zaten? Selfiler moda ha. Sanırım bunu halledebilirim. Ortamı ayarlayayım. Şimdi de telefonu. Bu şekilde yerinde durur. Sanki kendi yaptığım bir tripod gibi. Tamam. Hey, Essie. Ben mi? Evet. Neyse. Benimle selfie çekmek ister misin? Bu sefer kadraja ikimiz de sığarız. Vay canına, harika görünüyorlar. Hem ben de çıkmışım. Essie. Hey. Ben biraz burada takılsam olur mu? Bunun derdi ne? Yeni pahalı kıyafetimi beğendin mi? Gerçekten çok özel bir parça. İçecek alsana. Teşekkürler. Oh, Mickey mi? Ne giymiş o öyle? Ninem gibi giymiş. Pekala millet, hadi parti başlasın. Bu balon çok güzel. Bir fikrim var. Biraz pırıltı mı lazım? Bitti. Şimdi de saç spreyiyle sabitleyeyim. Sihir gibi işe yaradı. Güzel değil mi? Neyse. O Mickey mi? Tam da pırıltıdan bahsederken. Ha? Harika bir kıyafet. Bunu nereden aldığını öğrenmeliyim. Ya benim pırıltılarım? Aa, neyse ki ders bitti. Açlıktan ölüyorum. Ne? Yanıma sandviç aldım sanıyordum. Bu da yine neden yakınıyor? Eminim hiç böyle bir şey görmemiştir. Al bakalım Kevin. Teşekkürler. Ah, amanın. Teşekkürler ama almayayım. Ah, tuhaf. Bir dakika, buldum. Hey, hala aç mısın? O elmanın ne özelliği var ki? Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Vay vay vay. Burada neler varmış böyle?
Ha? Aha, selam. Balonun kral ve kraliçesini seçiyoruz demek. Kral için doğru kişiyi ben tanıyorum. Pekala, kalemim nerede benim? Çok iyi. En iyi aday kesinlikle benim. Her neyse, sonra görüşürüz. Vay canına, rüya gibi çocuk. Oh, daha neler? Bu nedir? Balo için oy verme zamanı mı gelmiş? Oh, maalesef bununla yazmam gerekiyor. Hadi ama, elimdeki tek kalem bu. Şunun mürekkebine katkı yapayım biraz. Bakalım işe yarayacak mı? Güzel, başardım. Çok heyecanlandım bir anda. Harikasın ufaklık. Oh, sabah mı olmuş hemen? Kütük gibi uyumuşum. Boynum. Boynum yamuk uyumuş olmalıyım. Tanrım, biri yardım edebilir mi bana? Sizin için ne yapabilirim? Boynum fena tutulmuş. Masajla hemen halledebiliriz. Vay canına, bu harika. Süper, şimdiden iyi geldi. Tamam, bu kadar yeterli. Şu an çok daha iyiyim. Güzel. Oh, hukuku benden mi geliyor? Oh, çok fena. Yine yardıma ihtiyacım var. Diş fırçanızı getirdim efendim. Bunun içinde 5 seçeneğiniz var. Hangisini seçsem acaba? Şu altın renkli olanı alayım. Çok iyi. Bu da en sevdiğiniz diş macunu. Gülümseyin. Çok iyi geldi gerçekten. Neredeyse bitirdik. Harika. Ağzınızı da silelim. Teşekkürler. Kahvaltınız. Süper. Sen gidebilirsin. Seyirciye gerek yok. Oh, saat kaç oldu? Harika uyudum gerçekten. Bu da ne böyle? Herhalde bir an boynum kilitlendi. Ne yapalım? Diş fırçamın orada ne işi var? Bunlar yoksa saç mı? Ew. Çok iğrenç. Çekilin şuradan. Umarım yeteri kadar diş macunum vardır. Birazdan ağzım tertemiz olacak. Ben de bundan korkuyordum. Hadi ama. İki elinle sıkayım en iyisi. Hadi çık artık. Hadi diyorum sana. Of, içinde biraz kalmış olmalı. İşte gördüm seni. Yaşasın, sonunda çıktı. Az da olsa kaldığını biliyordum. Parmaklar varken kimin diş fırçasına ihtiyacı var ki? Şimdi durulama zamanı. Hey, yoksa su faturasını ödemedin mi? Of, olamaz. Peki şu şişedeki suyu kullansam? Hiç yoktan iyidir. İşte oldu. Süper. Artık hazırlansan iyi olacak. Vay canına, şu saçların haline bak. Alo, sana ihtiyacım var. Yardım mı gerekiyor Liam? Ne oldu? Saçların feci halde. Tamam, sıkma canını, ben hallederim. Şimdi kemerini bağla, birazdan saçların çok seksi olacak. İşte oldu. Gerçekten mi? Ben pek emin olamadım. Fazla iddialı olmuş. Peki o zaman başka bir şey deneyelim. Birazdan halledeceğim. İşte al bakalım. Beğendin mi? Hala tam istediğim gibi değil. Sanırım yeni bir şey deneyebilirim. Onun için bunlara ihtiyacımız var. Evet, işte bu. Birazdan harika olacaksın. Şimdi bekle ve gör. Saçları da bu şekilde arkaya yatırıyoruz. İlginç. Hoşuma gitti. Ama daha işimiz bitmedi. Bunlarla saçın çok daha öne çıkacak. Müthiş görüneceksin. Güven bana. Bunları saç çizgin boyunca yapıştırıyoruz. Vay canına, çok farklı olmuş. Müthiş. Bu verdiğin hizmet için. Benim için bir zevkti. Çok yakışıklı oldum gerçekten.
Evde temizlik gününü çok seviyorum. Bütün stresimi alıyor. Ve bana düşünmek için zaman veriyor. Yerleri de unutmuyoruz tabii. Nasıl? Çok rahatlatıcı değil mi? Üstelik bununla işimiz çok kolaylaşıyor. İşte hepsi bitti. Aa, olamaz. Saçım tamamen dağılmış. Düzeltecek zamanın da yok. Yoksa var mı? Hadi yapalım şu işi. Ama önce biraz saç bandına ihtiyacım var. İşte oldu. Şimdi sıra saçlarda. Girin bakalım şuraya. Çok şirin oluyor. Üstelik parmağımı bile kıpırdatmadım. İşte olay bu. Savunun dünya, ben geliyorum. Ah, hayır. Kalkmak istemiyorum. Yaşasın. Sabahları uyanmayı seviyorum. Günün en güzel zamanı. Ah, yatakta kahvaltı. Hayır diyemeyeceğim. İğrenç. Bunu kesinlikle içmemeliydim. Aa, bir bakalım hangisinde daha az delik var. İhtiyacım olan her şeyi yanıma almalıyım. Mesela para. Herhalde bugünlük bu bana yeter. 401, 2, 3, 4, 5. Dün gece daha çok çalışmalıydım. Of! Nasıl yani? Bana böyle çarptığına inanamıyorum. Ah, galiba bana bir mesaj geldi. Bir saniye. Parti! İnanamıyorum. Bunu tamamen unutmuşum. Ah evet, çok heyecanlıyım. Aa, berbat. Partiye bunu giyerek gidemem. Sorun değil. Onun yerine bu kaza giyerim. Aa, hayır, bu da olmaz. Tüh, bir şeyler bulmalıyım. Gardıroba bir bakayım. Giyecek iyi bir şey varsa kesinlikle buradadır. Evet, bunu işe yarar hale getirebilirim. Ha? Nasıl yani? Herhalde bir şeye takıldı. Bu bir güve. Ah, bunu giymeme imkan yok. Onu geri ver dedim seni tüylü haşere. Onu alamazsın. Giymene bile gerek yok. Sen bir böceksin. Of! Of, üstü bir böceğe karşı kaybettiğime inanamıyorum. Hey! Sakın aklından bile geçirme. Beni duyuyor musun? Çeneni o kazaktan uzak tut. Hayır. Dur. Ay, bir şey yapmam lazım. Terlik. Ah, tabii ki. Ay, tabii isabet. Hayır, galiba onu daha da kızdırdım. Uzak dur benden. Toz içindesin. Olamaz. Bir şey yapmalıyım. Aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Dalyer çizerek koşmaya devam etmeliyim. Bekle, dur. Onun yerine bu nefis kokan kaza ne dersin? Hayır mı? Ay, eyvah. Dikkat dağıtma planım işe yaramadı. Ne oldu? Ah, neyse ki beni kovalamayı bıraktı. Ama kızım hala onda. Ah, üstelik şimdi bütün dolabı ele geçirdi. Ha? Bu da ne? Hey, bekle bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Evet, sadece bu kağıda ve bir makasa ihtiyacım var. Oyuna geri döndüm. Tamam, işe başlama vakti. O parti beni beklemez. Bu kağıdı buradan kesmeye başlıyorum. Güzel, düz çizgiler olmalı. Havalı görünmeliyim, tuhaf değil. Birkaç makas darbesi daha ve işe oldu. Sadece birkaç kırpma daha ve işte başlıyoruz. Güle güle makas. Şimdi bu kağıdı düzenlemeliyim. Bir iki katlama yapsam yeter. Katlamak her zaman işe yarıyor. Tamam, sanırım oldu. Şimdi bir deneyeyim. Evet, tam da hayal ettiğim gibi oldu. Böyle harika bir elbise giymek varken güvenin yediği kaza ne yapayım? Bay bay. Evet, VIP biletim olduğunu ben de biliyorum. Ama üstüme giyecek hiçbir şeyim yok. Ciddiyim. Hayatım şu an o kadar zor ki kimse anlamıyor. Bakalım burada ne varmış? Bu ne renk böyle? Zeytin mi? Hayır. Gümüş mü? Bu geçen haftanın modasıydı. İğrenç. Giyebileceğim tek bir şey bile yok. Ne berbat bir gün. Aksesuarım bile yok. Şu ayakkabıya bir bak. Tek kilimeli berbat. Hayır. Bir şey yapmalıyım. Galiba aklıma bir fikir geldi. Aa, galiba biri beni arıyor. Alo. Paris, yardımına ihtiyacım var. Giyecek hiçbir şeyim yok. Bana mutlaka yardım etmelisin. Aklımı kaçırmak üzereyim. Ah, evet, yardım edeceğim. Ah, çok sevindim. Okay. Ah, neden bu kadar uzun sürüyor? Sonuçta sadece Paris'ten geliyor. Ah, görüyorum ki sonunda gelebilmişsin. O zaman işe koyulalım.
Zaten yeterince vakit kaybettim. Bu partiye özel olarak yapılmış bir şeye ihtiyacım var ve o bana hemen lazım. Ölçülerimi daha hızlı alamaz mısın? Aa, evet, ölçülerin tamamen doğru olduğundan emin olmak istiyorum da. Üstünüze olmayacaksa özel bir şey yapmanın anlamı yok değil mi? İşte bitirdim, hemen dönerim. Sonsuza kadar sürmese iyi olur. Ay, inanamıyorum, buna bayıldım. Gelinlik şıklı. Bu benim başlatmayı planladığım bir trend. İşte ödemen. Ah, sonunda partiye gelebildim. Neden hala kimse bana ilgi göstermiyor? Bu da neyin nesi böyle? Ne giyiyor bu? Ah, bir çanta mı? Bu kız da kim olduğunu sanıyor. Beni gölgede bırakıyor. Çekil yanımızdan. Bu elbiseyi görmemiz gerek. Ben kendim yaptım. Ne kadar zekice bir mimi icat ettim. Fakat şimdi ferahlatacak bir şey içebilirim. Yok artık. Bir plastik şişe kapağı. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Hem de hala gazoz kokuyor. Bunu da diğerleriyle birlikte koleksiyonuma ekleyeceğim. İnanamıyorum. İşte geliyor. Vay canına. Saçına bak. Çene çizgisine, ceketine. Bu yöne doğru geliyor. Kokusunu içime çekebileceğim. Bir saniye. Bu da neyin nesi? Gerçekten o kızla mı konuşuyor? Burada neler oluyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Merhaba. Bak, ben tam burada duruyorum. Merhaba. Biri bana bakabilir mi? Ah! Burada olduğumu fark etmediler bile. Bundan nefret ediyorum. Hiç adil değil. İnsanların dikkatini çekmek için her zaman işe yarayan tek şey. Nakit para. Şöyle normal bir şekilde kendimi yelpazeleyeyim. Bu şaka falan mı? Paraya baktı ve sonra gözlerini çevirdi. Aha, evet koleksiyonum. Bu da en iyi parçası. Vay canına. Evet, gerçekten de harika gazoz kokuyor. Aa, demek güzel kokan şeyleri seviyor. Ben de ona göre oynarım. En sevdiğim 1000 dolarlık parfümden biraz daha sıkarsam olur. İşte böyle. Bu kadarı yeter. Şimdi şöyle bir salınalım. Şu kokuyu alıyor musun? Evet, berbat kokuyor. Berbat mı? Aa, çok pahalı bu ama. Neden numaralarımın hiçbir işe yaramıyor? O kızda bende olmayan ne var? Açık bir sırt çantası var. Gazozu çok sevdiğine göre belki ona biraz gazoz vermeliyim. Bu şimdiye kadar bulduğum en iyi fikir. Ona dersini verecek. İşte başlıyoruz. Hepsi bu. Şimdi bekleyeceğiz. Hayır. What? Görünüşe göre çantandan bir şey sızıyor. İçine dökülebilecek bir şey var mıydı? Hayır. Çantamda öyle bir şey yoktu. Siz bana aldırmayın. Sadece bir mim düşünüyordum. Gerçekten mi? Çünkü şu anda oldukça şüpheli görünüyorsun. Sen kesinlikle bir şey yaptın değil mi? İtiraf et. Gazozu çantasına döktüm. Gitmeyin. Ya da en azından bensiz gitmeyin. Bu haksızlık. Neden hiç kimse beni sevmiyor? Ben seviyorum. Peki. Kaybedeceğim ne var ki? Sana. Gerçekten mi? Pekala çocuklar. Sıra bugünkü testinize geldi. Çalıştım falan ama hala bunu anlamıyorum. Bu çocuk oyuncağı. Bu tür denklemlere bayılıyorum. Şimdi de çoktan seçmeli sorulara geçiyoruz. Kesinlikle A alacağım. Nasıl yani? Soruları nasıl bu kadar hızlı cevaplıyor? Belki bana yardım eder. Hey sen. Adı neydi? Mindy. Lütfen Mindy. Ne var? Lütfen bu teste bana yardım et. Kafam çok karıştı lütfen. Hayır. Ne? Hayır mı? Şaka mı yapıyorsun? Bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ama sanırım deneyebileceğim başka bir yol var. Paramın bir kısmını ortaya çıkarma zamanı. Bana yardım etmesi için ona para teklif edebilirim. Bu kadarı yeterli olur. Mindy, para. Parayı sevdiğini biliyorum. Peki. O yetmiyorsa hepsine ne dersin? Paranın hepsi senin olsun. Tabii bana yardım edersen. Ne? Paranın hepsi mi? İnanamıyorum. Bu para çok fazla. Çok
Çok fazla. Bununla öyle güzel şeyler yapabilirim ki. Alo, evet duymadıysan diye söylüyorum. Artık zenginim. Her yere para saçan ben olabilirim. Buyurun efendim, bu benim bir ağ almama yeter herhalde. Asla olmaz. Öyle bir insan olmak istemiyorum. Paranı istemiyorum Stacy. Geçmeme yardım etmeyecekse bu kadar paranın ne anlamı var? Bir saniye. O kopya çekiyor. O kopya kağıdı var. Yapabileceğim bir şey olmalı. Çantam nerede? Peki, paranın işe yaramadığını biliyorum. O zaman bu külçe altın da devre dışı kaldı. Neden okula bu kadar çok telefon getirdim ki? Hadi ama buralarda bir yerde olmalı. Evet, sonunda sanal gerçeklik setimi yanıma aldığımı biliyordum. Set açık, çalıştığından bir emin olayım. İnanamıyorum, çok gerçekçi görünüyor. Ama hayır, öğretmen hala masasında oturuyor. Fakat sanal gerçeklikte testin cevaplarını bana verecek. Bu matematik sınavından A artı almanın zamanı. Bu da ne böyle? Bunları nereden bulmuş ki? Ne yapıyor bu? Sınavda olduğumuzu bilmiyor mu? Yoksa teste sanal gerçeklikte mi giriyor? Bunun gerçek hayatta test olmaktan ne farkı var? Bekle, şu anda cevapları yazıyor. Beni görmediğine göre belki kendim alabilirim. Hayır Emine, ilk kez şunu. Merhaba Leo. Ders hazırlansam iyi olacak. Ay canına şunlara bak. Şaka yapıyorsun herhalde. İşte bu yüzden çantam çok ağırdı. Ama bu bile yeterli değil bence. Ödülüm buradaymış. Hayat bir harika gerçekten. Benimse sadece defterlerim ve kalemlerim var. Bir dakika. Bunları nereye koyacağım? Kalem kutum yok. Sanırım buraya koyacağım. Böyle olur bence. Şunu da çıkarayım. Bu kalemlik en iyi kalite ipek ve altından yapılmış. Çok güzel değil mi? Ama bu haksızlık. Bir dakika. Şuna bakar mısın? Sanırım bunu kullanabilirim. O zaman başlıyoruz. Kağıdı masanın üstüne koyup ikiye katlıyoruz. Sonra dikine çeviriyoruz. Şimdi bir falçata lazım bize. Kağıdı kat boyunca dikkatlice kesiyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi elimizde iki şerit kağıt var. Fırçamı kağıdın köşesine koyup kağıdı sarıyorum aynen böyle. Tüpümüzün sıkı sıkı sarılmış olması lazım. En sonunda böyle bir üçgen bırakıp buraya da tutkal sürüyorum. Şimdi ucu da yuvarlıyorum. Sonra tüpü böyle ortasından katlıyorum. Buraya da ve en son olarak buraya da katlıyorum. Sonunu da kesiyorum ve düzeltiyorum. Uçlarını tutup birleştiriyorum. Böylece bir üçgen elde ediyoruz. Farklı renklerle bir sürü üçgen yapıyorum. Kağıttan bir parça üçgen kesmiştim. Bu üçgen tüpü kağıdın üstüne yerleştiriyorum. Ne güzel bir yıldız oldu. Bu şekilde üçgenleri dizmeye devam ediyorum. Arada farklı renkler kullanıyorum tabii. Yukarı doğru katmanlar oluşturuyorum. Bu da sonuncusu. Vay canına şuna bak. Çok güzel oldu. Bunu buraya koyacağım. İşte harika bir kalemliğim oldu. Çok işe yarıyor. Ve artık masamda dağınık olmayacak. Ne düşünüyorsun Leo? Vay canına etkilendim. Bu da ne? Bir dakika. Kalem kutumda kocaman bir delik var. Bu haksızlık ama. Bana da kalemlik yapar mısın lütfen? Ciddi değilsin herhalde. Mümkün değil. Hadi ama. Olmazsa kendin yap. Demek öyle diyorsun. Peki ya şimdi? Bir düşüneyim. Peki. Böyle bir teklife hayır denmez. Bir bakalım burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Bu buraya nasıl girmiş? Başka neler var acaba? Bu da ne? Bir saniye, ne yapacağımı biliyorum. Bezi düz bir şekilde seriyorum. Üzerine biraz tutkal sürüyorum. Tutkalı belli bir düzende kullanıyoruz. Aynı şeyi kumaşın tamamını uyguluyoruz. Aynen böyle. Kumaşın ortasından böyle devam ediyoruz. Şimdi üstte farklı renklerde pomponlar yapıştırıyoruz. Tutkalın kurumasını bekleyip ardından bezi ters çeviriyoruz. İpi bezin alt kısmına koyuyoruz. Biraz üstüne, bir uçtan bir uca tutkal sürüyoruz. Şimdi bezi ipin üstüne sarıp tutkalın üstüne bastırıyoruz. Sonra ipin her iki ucuna tutkal sürüyoruz. Uçların üstüne de pomponları yapıştırıyoruz. Kumaşın bir tarafına renkli sıcak silikon sürüp diğer tarafını onun üstüne katlıyoruz. İkiye katlayıp yapışmasını sağlıyoruz. Güzelce de düzeltiyoruz. Şimdi üstüne bastırıyoruz. Ancak daha yapacak çok işimiz var.
kavisli şekilde kestiğim ince köpük parçasını alıp üstüne cetveli belli bir açıyla koyuyoruz ve kalemle böyle işaretliyoruz. Aralıkları eşit bırakıyoruz. Bu çizgileri bitirdikten sonra aynısını ters yöne de yapıyoruz ve sonunda böyle bir şey elde ediyoruz. Bunu bir plastik bardağın içine koyuyoruz. Yine tutkal tabancamızı alıp kenarlarının hemen altına tutkal sürüyoruz. Bardağı çevirip işimizi kolaylaştırıyoruz. Şimdi bezi alıp bardağın içine sokuyoruz. Bak, dondurma kiloğuna benzedi. Harika olmuş. Bunu bana mı yaptın? Tabii ki. Oo, bu gördüğüm en harika şey. Hadi al bunları, senin olsun. Aa, peki, teşekkürler. Olmaz diyemeyeceğim doğrusu. Yaşasın, turnayı gözünden vurdum. Ben de öyle. Buna bayıldım. Of, zengin oldum. Bam bam bam. Şu saate bak. Güzelmiş gerçekten. Evet, değil mi? Bu çok özel bir parça. Keşke benim de öyle bir saatim olsaydı. Aa, buldum. Harika bir fikrim var. Şu kağıdı alıyorum. Güzel bir şey yaratacağız birazdan. Kağıdı elmas şeklinde kesiyoruz. Köşeleri katlıyoruz. Kağıdı da böyle kesiyoruz. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Alt kenarı tutup katlıyoruz ve böyle bir kat izi oluşturuyoruz. Sonra üst kenara da aynısını yapıp ortada birleştiriyoruz. Sonra tekrar katlıyoruz ve kenarları içe doğru kıvırıp böyle ince şeritler elde ediyoruz. Şimdi bir parça mavi kağıt alıp katlıyoruz. Kare şekline getiriyoruz. Bir sonraki aşama için makasa ihtiyacımız var. Köşeleri kesip bu şekilde yuvarlıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Bu şekilde küçük parçalar kesiyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu süslememiz gerekiyor. Çok şirin bir şey olacak kesin. Buraya bir mutlu yüz çiziyoruz. Bence bize böyle göz kırpsın. Şimdi içini boyuyoruz. Sonra buraya bir saat ekranı ekliyoruz. Ekranı yüzün altına yapıştırıyoruz. Şimdi şerit halindeki turuncu kağıdımızı alıp üstüne yüzü yapıştırıyoruz. İşte bu kadar. Yeni saatimiz hazır. Çok ders atmak için sabırsızlanıyorum. Ne? Vay canına, ne güzelmiş. Tekrar bak. Yalnız saatin doğru göstermiyor. Bu hiç iyi olmadı. Kayışım biraz sakın ederse. Biraz gevşetsem iyi olacak. Çok fazla oldu. Saatimin kayışı koptu. Neler oluyor orada? Bunu Molly hediye etmişti. Bunu almanı istiyorum. Gerçekten mi? Çok tatlısın. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi ağlama artık. Çok tuhaf bir durum. Bir şeyler yapmam lazım. Buldum. Bunu saçımdan çıkaracağım. Ağızdan iyi misin? Bunu şampuan reklamlarında ne kolay yapıyorlar. Neyse, hallettim. Güven bana. Lastik tokamı kesmem gerekiyor. Aynen böyle. İşte tam ihtiyacım olan şey. Şimdi Leon'un saatini alıp tokanın uçlarından birine tutturuyoruz. Sonra iğne ve iplik alıp ipliği saatin kopçasından geçiriyoruz. Sağlam bir şekilde tutturuyoruz. İşte bunun harika bir saat kayışı oldu. Umarım çok beğenir. Al bakalım Leo. Nedir bu? Jolie. Vay canına, saatimi tahmin etmişsin. Elim biraz beceriklidir. Harika olmuş. Bir saniye, sana bir şey vereceğim. Sana bununla teşekkür etmek istiyorum. Sen ciddi misin? Bu müthiş bir şey ve artık benim oldu. Teşekkürler, çok teşekkürler. Bir şey değil canım. Saçım nasıl görünüyor? Pekala tatlım. İşte bütün okul eşyalarım burada. Okulda iyi dersler, iyi çalışmalar. Teşekkür. Çantam tam delindi. Bütün eşyalarım yere saçıldı. Tüh, endişelenme canım. Ben düzeltirim hemen. Bakalım, buralarda kullanabileceğim bir şey olsa gerek. Şu çözümü hayata geçirme vakti gelmiş. Adam, yepyeni bir çantan oldu. Resmen müthiş. Evet, okula gidiyorum. Eve döndüğümde görüşürüz. Evet efendim, bugün okul için hangi çantayı seçtiniz? Bu olmaz. Çok sıkıcı ve modası geçmiş. Peki ya mor çantaya ne dersiniz, ya da altından yapılana? Evet, bugün kullanmak istediğim bu. Harika seçim. Bayan Emma, buyurun, eminim çok güzel bir gün geçireceksiniz. Bittiğine sevindim. Anne bak, okulda bir parti yapılacak. Çok güzelmiş. Eğlenceli görünüyor. Ama anne, giyecek bir şeye ihtiyacım var değil mi? İyi fikir. Burada kullanabileceğimiz bir şeyler olacaktı. Bakalım bu neymiş? Mavi bir şey gibi duruyor. Eski bir cekete benziyor. Hadi giysene. Peki, hiç değilse üstüme oluyor. İyi bir başlangıç. Ama kesinlikle bir güzel temizlenmesi lazım. Kımıldama. Sadık süpürgemizi örümcek ağlarını alacağım. Evet, harika alıyor.
Şimdi dön arkanı, daha orayı da alayım. Birazcık daha ve... Aa, kapat şunu. Hey, dur bir saniye. Aslında aklıma güzel bir fikir geldi. Pekala, işte toka. Hadi deneyelim. Aa, anladım. Tokayı süpürgenin ucuna şöyle takalım. Sonra da saçını toplamak için makineyi çalıştıralım. Ve toka da saça kolayca geçsin. Mükemmel. Saç yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evet, bence bu partiye gitmeye hazırım. Yardımın için teşekkürler anneciğim, harikasın. İyi eğlenceler. Aa, dur, davetiyeyi unuttun. Selam millet, ben geldim. Ha? Eli de mi saçlarını ikiye ayırmış, Betty de mi? Liam bile saçlarını ikiye ayırmış. Böyle bir akımın parçası olamam. Akımı ben başlatırım. Hey, sen stilist misin? Bu yüzden saç sorunumu çözmek zorundasın. Peki, seninle partide görüşürüz. Ah, neyse ki geldin. Baksana, burada herkes saçlarını iki tane ant kuyruğu yapmış benim gibi. Oh, haklısın, buna izin veremeyiz. Ama endişelenme, her şeyi düzeltecek bir çözümüm var. Saçının bir kısmını şuradan şöyle ayıracağız. Birkaç tane daha yapıp diğer tarafa da aynısını yapacağız. Evet, şimdiden güzel oldu bile. Ama daha bitirmedim, biraz da pırıltı katmalıyız. Kelimenin tam anlamıyla saçına parlak taşlar ekliyorum. Harika. Galiba bu partiye resmen katılma zamanım geldi. Ah, yok artık. Emma'ya bak, nefes kesici. Liam, ciddiyim, hemen bakar mısın? Wow. Oo, Emma'nın parti kıyafeti müthişmiş. Acaba bana öyle bir şey yakışır mıydı? Şu şekerleri kullanalım. Ucundan yalasam. Ay, düşermiş. Of. Sanırım nasip değilmiş. Nereye koymuştum? Ah, fare! Ne? Fare mi? Evde mi? Aman tanrım. Aa, işte tişörtüm ya. Aptal fare mahvetmiş. Kemirip üstüne kocaman bir delik açmış. Anne! Tatlım, iyi misin? Fareden mi korktun? Hayır, ama en sevdiğim tişörtümü mahvetmiş. Amanın, gerçekten kocaman bir delik açmış. Ha, ama bu durumu bile güzel bir şeye çevirebilirim. Elimizde büyük bir delik var ve bundan kurtulmalıyız. Hadi bakalım, hepsini kesersek o da gider. Şimdi elimizde tişörtün kalanı var. Gerçi birkaç kesik daha atmamız lazım. Korkma, güzel olacak. Yakanın da etrafını bir güzel kesip atacağız. Sonra da tişörtün ortasından aşağı doğru keseceğiz. Ama sadece önden, arkadan değil. Şu kenarları da katlayıp büzgülü şekilde dikeceğiz. Korkma, dikmesi çok zor değil. Kenarı büzüp ipliği içinden geçiriyoruz. Bitti. Ön tarafı da bağlayınca tatlı, göbeği açık bir bluzumuz oluyor. Vay canına anne, yaptığın şeyden çok etkilendim. Bayıldım, teşekkürler. Ah, unutmadan ekleyeyim, sonuçta üşümeni istemiyorum. Dur bir saniye anne, bu şalın üstünde de fare deliği var. Aptal farecikler. Onlardan kurtuluş yok değil mi? Bu ne? O fare işte, o da kendi yolunda. Ne? Bluzumun üstüne dondurma döktüm ya. Bugün daha kötü olabilir miydi? Şimdi değiştirmekle uğraş. Bakalım, bu kıyafetlerin hiçbirini de beğenmedim. Burada giyebileceğim başka ne var? Ah, çok şükür buradaymışsın, harika oldu. Yardıma lazım. Amanın, burada acil bir durum var. Bakalım burada işe yarayacak bir şeyler var mı? Ah, şu baskılı ipek gömleğe ne dersin? Ah, evet, çok yakışacak. Hey, beni ıskaladın. Aa, pardon, sandalyeyi değil seni giydirmek istemiştim. Aa, hiç sorun değil, işe yarayacak başka bir şeyim daha var. Aa, demediye boş ver. Bu iş için fazla güzel oldum. Ah, özür dilerim ama sorun yok. Bende parıltı ve cazibe bitmez. Peki, bunu kendim giysem daha iyi olacak. Artık sandalye ve hademeye giydirmiyoruz. Bu işe yarar. Al, sanırım ücreti karşılar değil mi? Teşekkürler. Sonra görüşürüz. Oh, ne günmüş ama. Kıyafet atmada da bu kadar kötü olunmaz ki canım. Sonunda her şey yolunda, sınıfa gidebilirim. İşte budur. Tatlı balon süslerimiz hazır. Peki, bir de dolaba bakalım. Hmm, buralarda özel bir yemek olmalıydı. Ah, işte burada. Neyse ki etiketlemişim. Mumu da koyalım. Aha. İyi ki doğdun Eni. Ha? Bunda ne? Neler oluyor? Sadece bana özel bir parti mi? Tabii ki, mutlu yıllar. Şimdi bir dilek tut. Yaşasın, doğum gününü hanımı yemek için sabırsızlanıyorum. Şuradan bir yaprak koparayım. Şöyle. Güzelmiş. Taptaze.
Hemen bir yaprak daha alacağım. Mutlu yıllar canım. Lahananı beğenmene çok sevindim. Ah, bu da bana. Sanırım birazcık da ben yiyebilirim. Ah, şuna bak, lahanamın göbeğinde ne varmış. Koca bir parça şekeri. En güzel doğum günüm bugün. Hem de portakal aromalı. Bunu ne kadar sevdiğini de biliyorum. Evet öyle, ama seninle paylaşınca daha güzel anne. Son kurdelemiz de takıldı. Bakalım, bilemedim. Acaba bunu sever mi? İyi ki doğdun canım, işte pastan. Ne? Bu pastayı hiç sevmedim. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Of, hayır, bunu güzelleştirebilir misiniz? Peki, ne yapabileceğimize bir bakalım. Üstündekilerin yerine şu süslerden koyabilirim. Oldu, gayet de şık oldu. Bayağı farklı olmuş, acaba beğenecek mi? Ah, pastanın üstünde cupcake var, bayıldım. Dişim. Anne, neden böyle bir şey yaptın ki? Aman tanrım. Hayır, hayır, hayır. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Tabii ya, çocuğum taze meyvelere bayılır. Aha. Bu kase içindeki malzemelerle yapılabilecek bir şeyler olmalı. Evet, tabii ki. Sonuçta ben bir tatlı şefiyim. Meyvelerle de sık sık çalışırız. Hatta bu kurabiye kalıplarıyla tasarım yapabiliriz. Bunlarla dilimleri şekillendireceğim. Fazladan bir detay katar. Kim yıldızlar ve çiçekler varken sıkıcı meyveler ister ki? Kestiğimize göre artık pastalarımızı süsleyebiliriz. Neyse ki bu pastanın üstünde bütün meyve dilimleri için yer var. Ve pastamız hazır. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz? Ah, tebrikler. Bu resmen şaheser bir pasta olmuş. Mutlu yıllar Emma'cığım. İşte pastan hazır. Vay, pastada taze meyveye bayılırım. Çok lezzetli. Güzeller güzeli doğum günü kızıma değer. Mutlu yıllar. Oh, okulun başlamasına hazırım. Hey, kalemlerimi devirdin. Olamaz, ezildiler. İnanamıyorum. Bunları şimdi nasıl düzenleyeceğim? Kalemlerine mi basmışım, pardon. Kendi kalemliğimi ve yazma kalemlerimi çıkarsam iyi olacak. Bunlar bugünlük yeter. Şimdi de defterler, dosyalar ve klasörler çıksın. Kalemleri yeniden buraya koyabilir miyim acaba? Aman tanrım, hali içler acısı. Sanırım biraz yardım edebilirim. Hey Annie, al bugün ders için bunları kullanabilirsin. Aman ama, cidden mi? Vay, çok teşekkürler Emma. Rica ederim. Şu müthiş okul malzemelerine bak, harika bir fikrim var. Bu lastikleri gerip dosya kapağının etrafına dolayacağım. Bu lastikler de bütün eşyalarımı bir arada tutacak. Bak, kapağın içine bile bir şeyler koyabiliyorum. Epey malzeme tutuyor. Üstelik artık bütün eşyalarım düzenli ve güvende. Güzel olmuş Annie. Teşekkürler, ama bunu sensiz yapamazdım. Sanırım ders vakti geldi. Tekrar teşekkürler Emma. Ne güzel bir rüya gördüm. Beni sıcak tuttuğun için teşekkürler yatağım. Kaya gibi sağlam. Derin bir nefes ve tut. 29 ve 30. Kahveden daha iyi. Saçlarım canlı duruyor. Onlara uyacak ışıltılı bir gülümsemeye sahip olmalıyım. İğrenç, her yanı saçlarımla dolmuş. Bir tane daha var mı? Mükemmel. Hey! Hadi, içimde hiç kalmamış mı? İşte, biraz çıktı. Çok iyi. Kahvaltılık bir şeyler var mı? Çok susamıştım. Daha var mı? Bu normal değil, değil mi? Ama ne yaparsın? Tekrar sabah oldu. Günaydın dünya. Boynum. Peki, bir başlangıç olmadı. Dün gece bayağı soğuktu. Üstümde kaç battaniye ile uyumuşum? Cidden mi? Nihayet, ama uzun sürdü.
sevimli. Sanırım hazırlarsam iyi olacak. Saçlarımı kestirmeliyim. Programı alayım. Bugün altın günümdeyim sanırım. Ya da... yok. Seçim yapmak ne zor. Mükemmel. Sihirli diş fırçam. Şu güzelliğe bak. İnci dişlerim için her zaman en iyisi. Işıltı için ışıltılı fırça. Fazladan diş macunu lütfen. Sanırım mavi olanı tercih edeceğim. Tamam, böyle daha iyi oldu. Ve üstüne de biraz tarçınlı don alayım. Böyle tamamdır. Kahve makinesi beni çağırıyor. Hadi şunu dolduralım. Kahve dükkanındakinden daha iyi. Sinir bozucu sıra da yok. Bana günaydın. Evet, o anlaşmayı bitirmeliyiz. Oo, selam bebeğim. Babacığım seni almaya geldi. Çok tatlısın. Selam. Bebeğin fakir. Annesinin küçük meleği nasılsın? Aman ağlama ağlama. Anneciğin geldi. Her şey yoluna girecek. Bir zengin bir de fakir bebek. Sanırım büyüme vakitleri gelmiş. Birkaç yıl daha ekleyeyim şuraya bakalım. İşte bu daha iyi oldu. Acaba durumları şimdi nasıl? Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hadi onları okula yollayalım. Burası bayağı güzel bir okula benziyor. Eğlenceli olabilir. Oda numarası da tuhafmış. Hanımlar önden. Lezzi bize bu odayı vermişler gibi görünüyor. Aman tanrım şuraya bak berbat halde. Dur biraz, tahminimden de kötü. Burayı yıkmaları lazım. Hayır hayır hayır, böyle bir odada yaşamamızı bekliyor olamazlar. Sorun değil. Bu durumu kabul etmesine inanamıyorum, fakir olduğundandır. Bak süpürge varmış, bence burayı temizleyebiliriz. Örümcek ağları aslında kolayca temizlenebiliyor. Bir de bolca çöp ve ıvır zıvır var. Alıp atmak çok da zor olmaz. Şu gazeteleri de duvardan çıkaralım. İşte böyle. Şimdiden güzelleşmeye başladı bile. Doğruca çöpe. Her yerde de bu olat var. Pekala. Tam hazırlama zamanı. İşte bu içimi ısıttı resmen. Lizzie, paylaşmak istersen burada daha epey yer var. Yok kalsın. Kendi tarafımı da kendim temizleyeceksem. Alo, evet. Benim için birkaç iş yapmanızı isteyecektim. Merhaba efendim. Temizlik için çağrılmışız. Aha, bir saniye. Liam'a ne kadar da benziyor. Neyse, buranın tamamını temizlemeni istiyorum. Aha. Hemen hallederim. Hiç sorun değil. Gerçekten de şova gerek yok. Neyse, işini yapsın da. Galiba bu çöpün toplanması lazımmış. Pardon efendim, temizlik işim bitti. Tabii ya, para. Neden herkes hep para peşinde anlamıyorum. Ama neyse, al bakalım odamı temizlemenin karşılığı. Daha mı istiyorsun? Of, pekala, tamam. Al bakalım, bu kadar yeter bence. Şimdi lütfen gider misin? Başka bir arama yapmalıyım. Evet, şuraya koy lütfen. Mükemmel, tam da istediğim gibi. Artık gidebilirsiniz. Senin tarafın bitmiş, hoş duruyor. Saçım bu renkte güzel görünüyor. Efendim, yuvarlak mı kare mi olsun? Durabilirsin, bugün bu kadar pedikür yeter. Evet, artık başlasam iyi olacak. Hayır! Böyle mi ölecektim? Sonum geldi. Biricik ayağım, hayır! Öldüm ben, böyle yaşayamam. Böyle olmamalıydı. Bu nasıl başıma gelebilir ki? Doktor bey beni kurtarmalısın, acı içindeyim. Parmağını mı çarptın? Bir şeyler yapın. Tabii tabii. Dur da yakından bakayım, bu işine yarar. Şimdi de yara bantını takalım. Aman tanrım, bakamayacağım. Biraz iyileşti mi? Hayır. Peki. Evet, senin biraz gıdaya ihtiyacın var. Bu atıştırmalıklar olur. Üstelik en sevdiklerimden. Bir de şu yelpazeyle seni serinletelim. Çok üşüyorum. Bir türlü de ısınamıyorum. Tabii ya, ateşim çıkmış işte. Biraz iyileşmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Biraz ilaç alabilirim. Beni biraz iyileştirebilir. Bu yetmez ki. İlaçlar çok pahalı.
Belki annem yardımcı olabilir. Selam anne. Oo, nasıl bu kadar hızlı geldin? Ah tatlım, sen hasta olunca ben hissederim. Baksana sağlık çantamı getirdim. Şimdi seni şipşak iyileştiririz. Önce biraz çayla başlayalım. İşte hazır. İçebilirsin tatlım. Bak şimdi çayı sevmediğini biliyorum ama iyileşmek istiyorsan içmek zorundasın. Anne, bu çay beni ateşten önce öldürecek. Sıra şifalı otlarda. Şimdiden iyileştim bile. Al bakalım tatlım. Çayla birlikte alırsam tadı daha kötü olmaz mı? Aferin, içmeye devam et. Ah işte. Sana ev yapımı çorba yaptım. Hayır anne, bezelye çorban olmaz. Yok artık, aç bakalım ağzını. Hadi ama, bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. İşte bu kadar. İşte anasının minik tosunu. Başka ne vardı? Aa, tabii ya, elma. Şöyle biraz da tozunu aldık mı? O benim küçük tosuncuğum uyuyakalmış. Şöyle üstünde örteyim de sıcak sıcak uyusun. İnandı mı? Oo, sanırım inandı. Pekala arkadaşlar, umarım resim dersi sınavına hazırsınızdır. Şimdi lütfen başlayın, bakalım ne kadar öğrenebilmişsiniz. Ah, nasıl ya? Çantamda sadece bunlar mı var? Tüh ya, elinde resim yapmak için sadece şu minik renkli kalem kalmış. Avucu bile açık değil. Oo, Lizzie'nin önündeki onca şeye bak. Bir sürü renk ve birçok çeşitli malzeme var. Peki, sanırım bunu kullanmak zorundayım. Oo, dur bir saniye. Belki param çıkış eriyor. Gerçi meteliksizim. Hey, bir dakika. Çözümü şu çöpte bulabilir miyim? Bakalım burada neler varmış. Ne yapıyor? Hey, burada bir dondurma çubuğu var. Bununla bir şeyler yapabilirim. Peki, sınıftaki şu silikon kalıpları kullanmamız gerekiyor. Şuraya biraz su döküp üstüne de gıda boyası ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım ki homojen olsunlar. Güzel. Şimdi de diğer renklere geçebiliriz. Sonra da dondurma çubuklarını koyalım. Kesinlikle dik durmaları lazım. Sonra doğruca dondurucuya. Harika. Hepsi donmuş ve sıradaki adıma hazır hale gelmişler. Pekala. Bakalım meybuz boya kalemlerimiz umduğumuz gibi işe yarayacak mı? Güzel. Şu renklere bak. Harika gidiyor. Biraz da yalayalım. Ferahlatıcı. Hakkını vermek lazım. Oldukça zekiceydi. Şimdi ne yapsam bilemedim. Aa, bir dakika, param var. Bir işe yarar herhalde. Bu kadar yeter. Bonjour. Sanatçı mı çağırdınız? Aa, henüz değil. Önce bana biraz resim yap. Peki, anlıyorum. Size bir şaheser çıkaracağım. Resim dersi çok sıkıcı. Şaheseriniz tamamlandı. Voila la. Ne? Bu da ne? İğrençmiş. Çek şunu gözümün önünden. Sanatımı sevmediniz mi? Siz ne anlarsınız? Ah, sanatçılara katlanamıyorum. Selam. Peki neyse. Hadi bana resim yap. Pekala efendim. Öğretmenim bana sınıfın en iyisisin diyor. Boyaları seviyorum. Boyama çok güzel. Tamam, bitirdim. Bu da ne? Bir ev ve birkaç bulut mu? Yok, yeterli değil bence. Ağlama, öyle demedim. Buralarda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Ah, bak lollipop. O da ne, lollipop mu? Ne? Şuradaki. Para tabii ki. Al bakalım. Git bakalım şimdi, uzaklaş. Sıradaki. Aman tanrım, berbat durumda. Pekala, sana ne yapabileceğimi gösterim. Al bakalım. Aman tanrım, vay, bayıldım. İşte paran. Pekala, teşekkürler efendim, anlaştık. Harika olmuş. Hey Liam, sanat eserime bak. Evet, iyi, güzel olmuş da ben resmimi şu an dondurmalarla yapıyorum. Hey, bütün ilgini bana vermeliydin, kendi resmine değil. Ev partisi mi? Molly Bobby Brown da mı gelecekmiş? Evet, yine gideceğime karar vermeliyim. Bakalım. İşte. Evet, işte mükemmel elbise. Bunun içinde çok fena duruyorum. Yapmak olmadı. Başka bir şey deneyeyim. Minik prenses pendesi elbisem. Gerçi geçen yıl modasıydı pembe. Tekrar deneyelim. Daha gündelik ve eğlenceli bir şey mi olsa? Altın ayakkabıları severim. Daha zarif olmalıyım. Kısa bir kırmızı elbise her zaman iyi bir çözümdür. Bir dakika, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hemen arayayım. Beğendiğim bir şey yoksa yepyeni bir şey alabilirim. Hayır.
Wow. Özel kapşonlu sweatshirt. $5000 mı? Evet, lütfen. Oh, geldi işte. Çok heyecanlandım. Ah, bir an önce açmalıyım. Aman tanrım, tam da istediğim gibi hemen giymeliyim. Evet, mükemmel oldu. Bu tayt da harikulade. Gözlüklerimizi de taktık mı artık partiye hazırız demektir. İşte geliyorum. Yok artık, gelen şu postaya inanamıyorum. Bir dolar partisine bir davet. Ama bu üstümdekiyle gidemem. Çok yırtık pırtık. Ah, güzel tişörtümü de giyemem. O da delik deşik. Ha, babamın verdiği şu kutuda ne var acaba? Belki de işime yarayacak bir şeyler vardır. Hey, şuna bak, kot pantolon, üstelik deliği de yok. Acaba başka neler var? İğrenç, eski çamaşır mı bu? Hey, oh hey, şu sarı kapşonlu sweatshirt'e bak. Hemen döneyim. Peki tamam, üstüme de oldu. Gerçi hayır, çok büyük. Nereye kadar gittiğine bak. Ta dizlerime geliyor. Şimdi ne yapacağım? Ha tabii ya. Pilotu unuttum. Lastiği var. Hala sağlam duruyor aslında. Sanırım bir fikrim var. Pekala, lastiği tamamen yerinden çıkarıyoruz. Sonra da belimize bağlayıp önden bir güzel düğümlüyoruz. Tamamdır, bu düğüm tutar. Ardından kıyafeti ters çeviriyoruz. Sonra da sweatshirt'ün fazlalığını böyle sokuşturuyoruz. Pekala, işte fena olmadı. Kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Ne güzel bir çiçek. Ha? Ne yapıyor acaba? Bunu ben alıyorum. Hey, o benim çiçeğim. Ha, artık değil. Bu yaptığın çok acımasızdı ama. Neden böyle bir şey yaptın ki? Aa, ne ezik bir tip. Bunun için çok uğraşmıştım. Çok zorba bir çocuk. Bütün istediğim güzel bir şey yapmaktı. Ve şimdi her şey mahvoldu. Aa, bu da nedir? Aa, dönüşüm için arama. Cep telefonum nerede benim? Alo, gizli bir mesaj aldım da. Aa, şimdi ne olacak? Ha? Merhaba ufaklık. Aa, canımı acıtıyorsun. Bu benim bugüne kadarki en büyük meydan okumam olacak. Eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Hiç kaybedecek vaktimiz yok. Stüdyoma hoş geldin. Nereden başlasak acaba? Aa, neredeyse unutuyordum. Bu benim makyaj setim. Tüm malzemelerim bunun içinde. Ve şimdi hepsine ihtiyacımız olacak. Bunu diyerek iltifat mı etti acaba? Sence bana neler yapacak? Bizi bir sürpriz bekliyor. Kiminle konuşuyorsun sen? Aa, boşver. Hadi başlıyoruz. Aa, yüzün! Neden bahsediyorsun sen? Sadece şekerli mi yiyorum? Oo, bir sürü sivilcem çıkmış. Yüzüne daha yakından bakmam lazım. Aa, nasıl görünüyor? Gerçeği söyle ama. Cildin çok fena halde. Gel benimle. Oh, neler oluyor? Sihirli yeteneğimi kullanma zamanı. Kımıldama şimdi. Yavaş ol biraz. Daha büyük bir fırçaya ihtiyacım var. İşte bu daha iyi. Pekala, hadi bir bak kendine. Bu canına şaka yapıyorsun herhalde. Sivilcelerim hala duruyor. Ah, bir saniye. Ne yapacağım ben şimdi? Ah, kullanabileceğim bir şey olmalı. Bunların hiçbiri olmaz. Hadi ama. Aa, bir dakika. İşte bana bu lazım. Çok şans. Çok şanslısın. Hadi bunu tak. Ah, vay canına, ne parlak. Bir deneyeyim o zaman. Of, gözlerim. Ah, böyle daha iyi oldu. Ben bir dahiyim. Bunun işe yarayacağından emin misin? Sanırım bunu birazdan öğreneceğiz. Altını cildimizden soyuyoruz. İşte şimdi gerçekle yüz yüze geleceğiz. Nasıl olmuş? Sivilceler gitmiş mi? Ah, buna inanamıyorum. Aha, bir şey daha var. Buradan bir şey almam lazım. Bize özel bir şey lazım. Cildim pırıl pırıl parlıyor. Tek bir kusur kalmamış. Ah, ne arıyorsun sen? Aa, bu çok sıkıcı. Bu gidiyor. Hey, dikkatli olsana. Hey, keser misin şunu? Oh, bunların hepsi berbat. Ah, yarımdan kımıldayamıyorum. Oo, şuna bir bak. İşte ihtiyacımız olan şey bu. Çok renkli. Oh, nereye gitti bu kız? Buradayım işte, bunların altında. Ah, korkuttun beni. Oyun oynamak için zamanımız yok. Hadi giy şunu üstüne. Ah, ben canına bunu nasıl yaptın? Çok güzelmiş. Bayıldım. Bir anda muhteşem oldum. Yok, o kadar da abartma bence. Ay, ne yapıyorsun? Saçlarını düzeltmemiz gerekiyor. Bunlara ihtiyacımız yok. Eyvah, bu hiç iyi olmadı.
Şu an hiç olmadığım kadar kötü görünüyorum. Hmm, bu iş biraz zaman alabilir. Bana şans dile. Ah, canım yanıyor. Saç kremi diye bir şeyden haberin yok mu senin? Ah, ama vazgeçmek yok. Biraz dayan canım. Ah, sanırım oldu. Ama yeni bir tarak almam gerekecek. Bu işe giriştiğime pişman olmaya başladım. Her neyse, bence güzel oldum. Bence o kadar iyi olmadı. Ah, buldum. Bu çıkartmayı saçına bastıracağım. Bence şık görünecek. Yani en azından öyle umuyorum. Biraz suya ihtiyacımız var. Buraya biraz püskürtelim. Şimdi kağıdı kaldırıyoruz. Oo, şuna bak. Düşündüğümden daha iyi oldu. Buna bayılacaksın. Hadi birkaç tane daha yapalım. Oldu mu? Sanki kuaföre gitmiş gibi görünüyorum. Vay canına, çok etkilendim. Bayıldım buna. Aa, gözlüklerden de kurtulmamız lazım. Biraz pudraya ihtiyacımız var. Bu iş bir sanat eseri yaratmak gibi. Aa, hayır, beğenmedim. Daha iyi olabilir. Oh, bana bir bak. Benim defilelere çıkmam lazım. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Kendimi hiç bu kadar harika hissetmemiştim. Sen benim iyilik meleğim gibisin. Teşekkür ederim. Resim yapmak için kağıtta yer kalmamış. Bir dakika, kağıtlarımın hepsini kullandım mı ben şimdi? Of, olamaz, resim yapamıyorum anne. Bir şey mi oldu tatlım? Kağıdım kalmadı. Merak etme, bak şimdi. Ütüyü kağıdın üstünde gezdirdiğinde mürekkep yok olacak. Bak. Vay canına, sihir gibi. Tamam, artık çizime devam edebilirim. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Hadi şimdi güzel bir şeyler çiz. Anne, bebeğime bak. Çok hoş canım. Ama ben sıkıldım. Onun yerine şu ayıcıkla oynayayım. Ah, bundan da bıktım. Rın rın. Ah, hemen yeni oyuncaklar istiyorum. Neler oluyor? Annem böyle seslerden hoşlanmıyor biliyorsun. Senin bir kapatma tuşun olsa keşke. Peki, arabanın anahtarını al o zaman. Sorun yok, al hadi. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli olacak. Aa, canına. Pırıl pırıl. Şu an hepsi benim. Ama benim ehliyetim yok ki. Kemerini tak, çok hızlı gideceğiz. Önce güvenlik. Hadi bakalım. Run. Vay canına, ben çok iyi bir sürücüyüm. Bip bip, ceketin yolundan bip bip. Vay canına. Selam, arabama bak. Müthişmiş. Sen iyi misin tatlım? Ah, anladım. Güzel arabaymış. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Keşke yapabileceğim bir şeyler olsa. Ha, bu da ne? Bir oyuncak araba mı? Şanslı günümdeyim sanırım. Bunu en iyi verebilirim. Ama bunu bir yerlerde sürmek gerek. Ne yapacağımı buldum. Düz bir yere tişörtü ser. Kıvrımlı çizgi için bir siyah kalem kullan. Bunu tişörtün altına doğru çekip ikinci bir çizgi ilave ederek bir yol çiz. Şimdi yol işaretlerini çiz. Bunu bitirdiğinde yolun içini doldurmaya başla. Ama yoldaki işaret çizgilerine dikkat et. Bittiğinde şöyle bir şey ortaya çıkması gerek. Şimdi motoru çalıştırma zamanı. Hey Annie, sana bir şey aldım. Ama hepsi bu değil. Vay canına, burada bir yol var. Çok inanılmaz. Run run. Bu sanki mini bir masaj gibi. Bu harika bir şey anne. Anne, bu çok çok hızlı bir araba. Şunu izle. Ha? Pardon. Ah, sorun yok tatlım. Sadece biraz sırtım acıdı. Bu çok küçük düşürücü. Pardon. Sabah mı oldu hemen? Uyanın küçük hanım. Çiçekler için kusura bakmayın. Her neyse, bugün ne giymek istersiniz? Bilemiyorum. Of, hiçbirini. Harika küçük hanım. Bunlar güzel ama. Hayır. Bu ne güzel, pırıl pırıl. Hayır, hoşuma gitmediler. Belki de işi basit tutmalıyız. Olmaz. Yeni bir iş bulmalıyım. Hemen geliyorum küçük hanım. Sonra canım acıyacak. Evdeki tüm elbiseler bunlar. Hayır. Cidden mi? Bir saniye.
Belki bu sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabiliriz. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Ben öyle oynamak istemiyorum. Hadi takın şunu başınıza. Işıkları kim söndürdü? Bir saniye. Oo, bu güzelmiş. Ah, nihayet. Bunu sevmedim. Oh, tabii ki. Aa, bunlar hoşmuş. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi çekilebilirsin. Uyumam lazım. Ne? Şaka mı bu? Ay, bu horozdan nefret ediyorum. Uf, çok yorgunum. Sanırım kalksam iyi olacak. Bu koku da ne? Ay, çok iğrenç. Of, benden geliyormuş. Bugün ne giysem? Hepsi bu mu? Bir tişört mü sadece? Ve bunun da üstünde bir delik var. Ama bir şeyler giymem lazım. Sanırım bunu giymem gerekecek. Bu haksızlık. Keşke yeni elbiselerim olsa. Bu da ne? Hey, bunları unutmuşum. Belki bunları yeni kıyafetler bulmak için kullanabilirim. Bu harika olacak. Çok hoş. Biraz daha rahat bir şey. Sıradaki ne olsun? Kırmızı yakıştı. Ne yazık ki bu kıyafetlerin hiçbiri bende yok. Sadece bu eski tişört var. Ama bu çok eğlenceli. Vay canına. Vay canına. Anne şuraya bak. Nedir o tatlım? Hey, bu meyve suyu harika. Of, bitmiş. Gidip bir tane daha alayım. Hadi gidelim anne. Tamam ama çabuk olalım. Oh, oturup dinlenmek ne güzel. Bu meyve suyu kutusu gerçekten bomboş. Ben de biraz tatmak istiyordum. Boş ver onu tatlım. Belki ben yardımcı olabilirim. Bende biraz su var. Bu sıkıcı ama. Ah, buldum. Yanımda biraz çilek reçeli var. Buna su katabilirim. Ama Annie bunu görmemeli. Bu kadarı yeter. Anne, sen ne yapıyorsun? Ben meyve suyu istiyorum. Ah, en azından denedim. Hayat çok acımasız. Bir dakika, sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu meyve suyu kartonunu kullanabilirim. Bunu kesip suyu içine koyacağım. Annie bunu hiç anlayamaz. Ah, fena gözükmüyor. Annie, bak bu senin için. Gerçekten mi? Harikaymış. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Kendime ait bir havuzumun olmasına bayılıyorum. Bak nasıl yüzüyorum. Üf, bu zor işmiş. Biraz dinleneyim. Hava çok sıcak ama. Biraz serinlemem lazım. İşte buyurun küçük hanım. Şaka mı bu? Bu ne? Su. Amca, bir sorumuz var. Bana ferahlatıcı içecekler lazım. Tamamdır. Nanik. Betty en iyi, en taze portakal suyunu hak ediyor. Ona sadece su verildiğini düşünsene. Merak etme Betty. Bu çok saçma. İşte buyurun küçük hanım. Niye bu kadar uzun sürdü? Anneme söyleyeceğim. Hizmet çok kötü. İşte burası benim evim. Vay canına, kocamanmış. Biliyorum, hadi otur. Vay canına, bir sürü oyuncağın var. Ve bir sürü de paran. Senin neyin var? Bu pek etkileyici değil. Hepsi bu mu? Evet, bu maymunum. Şu çantalara bak. Çok şanslısın. Çok güzeller. Vay canına. Evet, her güne yeni bir çanta lazım. Daha yakından bakmak istiyorum. Hiç bu kadar çok el çantası görmemiştim. Çok çok güzeller. Oh, şuna bak. Ne yapıyorsun? Aa, pardon. Onu ben alayım. Ha, bu çok pahalı bir şey. Şu pis parmak izlerine bak. Benim sadece bu plastik torbam var. Hiç güzel bir şeyim yok.
Ah, acaba bu kutunun içinde neler var? Şimdi nereye gidiyorsun? Şu harika şeylere bak. Bunlar sadece çöp. Bu kutuyu kullanabilirim. Bana bir dakika ver. Yeni çantama bak. Bayıldım. Nereden aldın onu? O benim olmalı. Al o zaman. Yaşasın, bu harika. Bu benim en sevdiğim yeni şey. Çok teşekkür ederim. Belki takas edebiliriz. Bunda bir iş olduğunu anlamam lazımdı. Sanırım böylesi daha adaletli. Ama bundan pek memnun değilim. Peki, bunu alabilirsin. Gerçekten mi? Bu senindir. Olsun, bende artık bu var. Ama rafa sığmıyor. Fikrimi değiştirdim. Eni? Daha demin buradaydı. Vay canına, şuraya bak. Kendimi çok güzel hissediyorum. O nedir? Ama o kapı. Vay canına. Ama sen asla... Öyle mi dersin? Beni asla geçemezsin. Bu bacaklar en üzerine olabilir ama çok hızlılar. Ben seni geçerim. Çekilin, dokunma bana. Hayır, sen dokunma bana. Bu hiç iyi olmadı. Günaydın Mia. Matematik sınavı bugün müydü? Ay, hiç bunları bilmiyorum ben. Ama sorun değil. Her neyse. Şimdi bekliyoruz. Bayan Mia. Yaşasın. O da kim? İmdat! Bunu ben alıyorum. Bunu sen al o zaman. Olamaz. Acıttı. Olamaz. Beni kaçırıyor. Tamam. Dur artık. Pekala. Şapka lütfen. Plaj için buna ihtiyacım olacak. Bikinim sende miydi? Teşekkürler. Bu da meyve suyunuz için. Ki şimdi o da geliyor. İşte buyurun. Afiyet olsun. Nefis. Görüşürüz. Beni bekleyin. Tamam, son kopyam da bitti. Bunu da yazsam iyi olacak. Merhaba anneciğim. Sen bana aldırma. Burası ahır gibi olmuş. Bütün bu çöpler nedir böyle? Bunları daha önce hiç görmemiştim. Yazıları çok küçük. Her neyse, bunlara ihtiyacımız yok. Gereksiz şeyler. Anne, sen ne yapıyorsun? Artık bunları okuyamam. Hepsi pislenmiş. İnanılır gibi değil. Tatlım, ben bu durumu düzeltebilirim. Birkaç dakikanız kaldı çocuklar. Bitirdiniz mi artık? Merhaba. Affedersiniz. Peki. Bunları temizliyorum da. Hey, o fırçaya dikkat et. Bu ilgini çekti mi? Bir dakika anne. Aynen öyle. Tamam, biraz iyi şimdi. Süper. Hemen dönme ama öyle. Bu sınavda kesin başarılı olacağım. Beşinci soru da tamam. Şu çöplere bak. Burayı en son ne zaman temizlediler? Hadem anne kızını kurtarıyor. Burası birazdan tertemiz olacak. Bir dakika, o da tamam. Neler oluyor burada? Bir dakika, kımıldama. Yok artık, daha neler. Senin kağıdına bakmam artık gerek kalmadı. Sana şimdiden F verdim. En azından denedim. Çok fena oldu. Fakirlikten nefret ediyorum. Bu şimdiye kadar geçirdiğim en sıkıcı hafta sonu. O kartonları kim çöpe atmış öyle? Bu kesinlikle işime yarayabilir. Şimdi bir bakalım, burası çok uygun. Yalnız bunu biraz açmam gerekiyor. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? İyi ki maket bıçağım yanımda. Üstelik bıçağı da çok keskin halde. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yaptın? Bu kısmı bana çok lazım.
kestikten sonra burayı böyle açabiliriz. Boyutu da tam bana göre oldu. Ama güneş çok sıcak bugün. Bu çatı ve bantla sorunumuzu hemen halledebiliriz. Umarım bu bant yeterince dayanıklıdır. Farklı renkler bence çok güzel duracak. Buraya da yapalım. Aa, bu tasarıma ne diyorsun? İşte bitti. Kendi küçük evimi yaptım. Çok harika oldu değil mi? Şimdi bir bakalım. Olamaz. Lütfen yağmur yağmasın. Lütfen. Talihsizlik hiç peşimi bırakmıyor. Eva. Dayan, annen geliyor bebeğim. Birazcık daha dayan. İşte geldim tatlım. Çok teşekkürler anneciğim. Dışarısı buz gibi soğuk. Melodiyi neredeyse yakaladım. Of, sürekli ekranı kaydırmak yordu beni. Her neyse, şimdi eski günlerdeki gibi kitap okuyacağım. Bir dakika, baş aşağı mıydı bu? Bilemiyorum. Neyse, pes ettim. Bakar mısın? Buyurun, işte başlıyoruz. Sen kazandın. Şimdi başka bir şey oynayalım. Canına çok hızlısınız. İşte bu. Pardon. Hey, asıl şimdi başlıyoruz. Bir dakika, insanımı kontrol etmem lazım. Tamam, bence bu kadar yeter. Papyonum, bu hiç hoş değil. Daha seninle işim bitmedi. Ne komik bir çamaşırı. Hadi şimdi bunu oynayalım. Yok, bu da iyi bir fikir değil sanırım. Buranın havası boğucu. Yeşil yağmur bana hep iyi gelmiştir. En son ne zaman bir şeyler yemiştim ben? Uşağım. Süper. Beğendiniz mi yoksa hayır mı? Hayır, çekilebilirsin. Küçük hanım. İçinde ne var bunun? Sıcak yumurtalar mı? Evet. Hayır, olmaz. Burası zaten çok sıcak. Pekala, bir dakika. Buldum. Burası bugün çok soğuk. Bu ses de nedir ha? Bana zarar verme sakın. Görüşürüz. Bunu kendi ellerimle seçtim. Koy şuraya bakayım. Siz nasıl isterseniz. Çok güzel ama değil mi? Sanırım öyle. Peki, aldım ben bunu. Harika hareket. Her neyse, bunun içinde ne var acaba? Yok artık, müthiş. İçinden en sevdiğim çikolata çıktı. Nihayet sevdiğim yumurtaya kavuştum. Birazdan kendine gelir. Anne, karnım çok acayip gurulduyor. Bir düşünelim o zaman. Bir dakika bekle. Burada birkaç taze yumurtam vardı. Harika görünmüyorlar mı? Öyle görünüyorlar gerçekten. Anne dur, yapma yumurta. Şunun uçuşuna bak. Yakaladım. Bir anda 10 yıl yaşlandım. Buna inanabiliyor musun? Üstünde tek bir çizik bile yok. Buldum. Keşke bir ceket giyseydim. Çok soğuk. Yumurtaya dikkat etmem lazım. Donmuşsun adeta. Ama yumurtayı korumayı başardım. Donmuş olduğu için kırılmıyor bak. Şimdi kolayca kabuklarını soyabiliriz. Bak içi sapsağlam. Sanki haşlanmış gibi ama öyle değil. Dilimlemek için keskin bir bıçak kullanıyoruz. Parmaklara dikkat. Sonra parçaları tavaya koyuyoruz. Merak etme, çiğ kalmayacaklar. Küçük bir ateş onları hemen pişirecektir. Bak nasıl pişiyorlar. Sanki tavanın içinde bir sürü minik yumurta var. Tamam, pişti. Bir bakalım.
Ben de tatmak istiyorum. Sen olmasan ben ne yapardım? Sağ ol anneciğim. Merhaba. Merhaba parıltılı kız. Hadi gir içeri. Affedersiniz. İyi eğlenceler. Hey, peki ya ben? Oh, ama bu haksızlık. Elbisem çok rüküş. Hey, bunu nereden buldun ki sen? Kendimi kötü hissettim şimdi. Ama sanırım sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. O torbaları görüyor musun? Ha, bunu mu? Şimdi şaşırmaya hazır ol. Birkaç fiyonk ve düğüm atıyoruz ve işte yeni elbisen. Ay canına, bayıldım. Ama tabii çöp gibi kokmanı istemeyiz. Bu koku benim favorim. Hadi tekrar deneyelim. En iyi arkadaşım da benimle gelebilir mi? Bakın elbise giydim. Pekala, girin hadi. İyi eğlenceler hanımlar. Daha önce hiç böyle bir yere gelmemiştim. Plastiğin böyle işe yaraması inanılmaz. Kendimi çok zengin hissediyorum. Hayır, kalkmak istemiyorum. Yaşasın, sabahları uyanmayı seviyorum. Günün en güzel zamanı. Yatakta kahvaltı, hayır diyemeyeceğim. İğrenç, bunu kesinlikle içmemeliydim. Bir bakalım hangisinde daha az delik var. İhtiyacım olan her şeyi yanıma almalıyım. Mesela para. Herhalde bugünlük bu bana yeter. 401, 2, 3, 4, 5. Dün gece daha çok çalışmalıydım. Of! Nasıl yani? Bana böyle çarptığına inanamıyorum. Galiba bana bir mesaj geldi. Bir saniye. Parti! İnanamıyorum. Bunu tamamen unutmuşum. Evet, çok heyecanlıyım. Berbat. Partiye bunu giyerek gidemem. Sorun değil. Onun yerine bu kaza giyerim. Hayır, bu da olmaz. Bir şeyler bulmalıyım. Gardıroba bir bakayım. Giyecek iyi bir şey varsa kesinlikle buradadır. Evet, bunu işe yarar hale getirebilirim. Nasıl yani? Herhalde bir şeye takıldı. Bu bir güve. Bunu giymeme imkan yok. Onu geri ver dedim seni tüylü haşere. Onu alamazsın. Giymene bile gerek yok. Sen bir böceksin. Of! Üstü bir böceğe karşı kaybettiğime inanamıyorum. Hey! Sakın aklından bile geçirme. Beni duyuyor musun? Çeneni o kazaktan uzak tut. Hayır! Dur! Bir şey yapmam lazım. Terlik, tabii ki. Tam isabet. Hayır, galiba ondan da kızdım. Uzak dur benden de, toz içindesin. Olamaz, bir şey yapmalıyım. Aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Dalyer çizerek koşmaya devam etmeliyim. Bekle, dur. Onun yerine bu nefis kokan kaza ne dersin? Hayır mı? Eyvah! Dikkat dağıtma planım işe yaramadı. Ne oldu? Neyse ki beni kovalamayı bıraktı. Ama kızım hala onda. Üstelik şimdi bütün dolabı ele geçirdi. Bu da ne? Bekle bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Evet, sadece bu kağıda ve bir makasa ihtiyacım var. Oyuna geri döndüm. Tamam, işe başlama vakti. O parti beni beklemez. Kağıdı buradan kesmeye başlıyorum. Güzel, düz çizgiler olmalı. Havalı görünmeliyim, tuhaf değil. Birkaç makas darbesi daha ve iş oldu. Sadece birkaç kırpma daha ve işte başlıyoruz. Güle güle makas. Şimdi bu kağıdı düzenlemeliyim. Bir iki katlama yapsam yeter. Katlamak her zaman işe yarıyor. Tamam, sanırım oldu. Şimdi bir deneyeyim. Evet, tam da hayal ettiğim gibi oldu. Böyle harika bir elbise giymek varken güvenin yediği kaza ne yapayım? Bay bay. Evet, VIP biletim olduğunu ben de biliyorum. Ama üstüme giyecek hiçbir şeyim yok. Ciddiyim. Hayatım şu an o kadar zor ki kimse anlamıyor. Bakalım burada ne varmış? Bu ne renk böyle? Zeytin mi? Hayır. Gümüş mü? Bu geçen haftanın modasıydı. İğrenç. Giyebileceğim tek bir şey bile yok. Ne berbat bir gün. Aksesuarım bile yok. Şu ayakkabıya bir bak. Tek kelimeyle berbat. Hayır. Bir şey yapmalıyım. Galiba aklıma bir fikir geldi. Galiba biri beni arıyor. Alo.
Haris, yardımına ihtiyacım var. Giyecek hiçbir şeyim yok. Aa. Bana mutlaka yardım etmelisin. Aklımı kaçırmak üzereyim. Ah, evet, yardım edeceğim. Ah, çok sevindim. Ah, neden bu kadar uzun sürüyor? Sonuçta sadece Paris'ten geliyor. Ah, görüyorum ki sonunda gelebilmişsin. O zaman işe koyulalım. Zaten yeterince vakit kaybettim. Bu partiye özel olarak yapılmış bir şeye ihtiyacım var ve o bana hemen lazım. Ölçülerimi daha hızlı alamaz mısın? Ah, evet, ölçülerin tamamen doğru olduğundan emin olmak istiyorum da. Üstünüze olmayacaksa özel bir şey yapmanın anlamı yok, değil mi? İşte bitirdim, hemen dönerim. Sonsuza kadar sürmese iyi olur. Ay, inanamıyorum. Buna bayıldım. Gelinlik şıklı. Bu benim başlatmayı planladığım bir trend. İşte ödemen. Ah, sonunda partiye gelebildim. Neden hala kimse bana ilgi göstermiyor? Bu da neyin nesi böyle? Ne giyiyor bu? Ah, bir çanta mı? Bu kız da kim olduğunu sanıyor. Beni gölgede bırakıyor. Çekil yanımızdan. Bu elbiseyi görmemiz gerek. Ben kendim yaptım. Sonra dedim ki baba şu yatağı sana. Saat tekerinde harika ayakkabılar var. Rengine bak, müthiş. Ah, çok güzellermiş. Muhteşemler. Onlardan bende de olmalı. Hanımefendi, hiç getirmeyeceksin sandım. Vay canına, gerçekten inanılmazlar. Çok da klas görünmemi sağladılar. Evet, keşke benim ayakkabılarım da hoş olsaydı. Bunları 2 yıldır giyiyorum. Ama yine topuklu ayakkabılar almaya param yetmez. Şu telefon kılıfına bak. Bunlar küçük kristaller mi? Ben de bundan almalıyım. Ve hop, oldu. Bu inanılmaz. Hiç bu kadar muhteşem bir şey gördün mü? Hem de en sevdiğim renkte. En azından hayalini kurabilirim, değil mi? Hayal mi? Bu benim için gerçek ama. Tada! Ne kadar yumuşacık. Ah, yoruldum. Vay canına. Görüşürüz. Of, şu harika sırt çantasına bak. Ne kadar hoş. Benimkinin de kesinlikle yenilenmeye ihtiyacı var. Hiç param var mı? Evde kimse yok mu? Aa, bu çok saçma. Öyle parasızım ki. Parti bu akşam bizde. Acayip bir şey olacak. Aa! Selam kızlar. Çekin şuradan ezik. Of, beni görmediler herhalde. Gözlüğüm nereye gitti? Biri bana yardım edebilir mi? Bu ışık da nedir? Bu senin mi? Bir saniye. Şunu benden alır mısın? O torbayı tuttuğuma inanamıyorum. Kendimi dezenfekte etmem lazım. Böyle daha iyi. Vay canına. Merhaba arkadaşlar. Öyle, hadi bir fotoğraf çektirelim. Gülümse. Siz çok harikasınız çocuklar. Ne oluyor öyle? Helikopter mi o? Orada kim? Güzel uçuştu. Teşekkürler. Şaşalı bir giriş yapmak istedim. Zengin olmak zor iş. Bu ders çok sıkıcı. Hey, buraya dikkatinizi verin. Matematik testi yapacağım. Ben sadece paramı sayarım. Başka da bir şey beni alakadar etmez. Umarım testimi geçer. Bütün gece ders çalıştım. Kimsenin konuşmasını istemiyorum. İşte test kağıdınız. Hadi bakalım. Neyse ki bu işi benim için halledecek insanlar var. Bu güzelmiş, çok güzel. Geçmişim. Teşekkürler. Sana da. Yeni arabam için teşekkürler. Ben gidiyorum. Bu bayağı zordu ama başardım. Bitti. Bu bütün paraya değer. Hey, sen öğretmen kişi, bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü zaman kaybı. Pekala, notlarınız belli oldu. Çok etkilendim Elsie. Vay canına, artanmışım. İşte bu.
Teşekkürler. Jamie, nasıl yani? Hey, ben sana neden para ödüyorum? Aa, diyecek bir şey bulamıyorum. Ha, bu çok sinir bozucu. Alo, baba, bana yeni bir inek öğrenci lazım. Bunları dolabıma koymam lazım. Artık bir anahtar gerekiyor bana. Aa, gizli bir oda mı? Onu daha önce hiç fark etmemiştim. Aa, o zaman girip bir bakayım. Vay canına, burası ne genişmiş. Ve çok da rahat bir yere benziyor. Nihayet okuyup ders çalışabilecek bir yerim oldu. Vay canına, bunu bilmiyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Vay canına. Merhaba Eli. Neden ama? Sanki onunla muhatap olmuşum gibi. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Kendime özel bir zamana ihtiyacım var. Neyse ki sadece bana özel takılacağım bir yerim var. Buraya girebilmek için altın kart gerekli. İşte böyle. Ah, benim mutluluk köşem. Biraz eğlence zamanı. Aa, bu ilginç bir şeye benziyor. Vay canına, çok gerçekçi. Ne gündü ama, biraz gevşemem lazım. Bu en son çıkan güvenlik teknolojisi. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Ah, demek sonunda gelebildiniz. Oturun. Hizmet verenlerin konuşmasından nefret ediyorum. Bugün şımartılmak istiyorum. Peki, o zaman size bir yüz maskesi uygulayayım. Tam paranın karşılığı bir ürün. Altından yapılan bir şey. Cildiniz 1 milyon dolar gibi görünecek. Zaten bu kremin değeri de bu kadar. Al bakalım. İşimi çok ama çok seviyorum. Sen neden hala buradasın? Oh, hayat diye buna derim. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü seçenek var. Ama baba, ben bir tek boynuzlu istiyorum. Hey, bakar mısınız? Hemen getirelim. Evet, öyle olsun. İşte buyurun. Afiyet olsun. Ah, ne kadar onun yanına düştüm ki ben. Ay, olamaz. Garson. Teşekkür ederim. Bunların hepsi fakirler için. Aa, bu harika işte. Yemeğiniz efendim. Pahalı zevklerim var. Çok lezzetli. Ama herkese göre değil tabii. Ne? Hey, sen bakar mısın? İşte paranız hanımefendi. Bu çok lezzetli. Ah, buna inanamıyorum. Altın çok lezzetli. İkisi de gülünç haldeler. Benim de karnım çok acıktı. Bir şeyler yemeliyim. Ama ne? Fazla seçenek yok. Aa, buldum. Bu renk bana yakışıyor. Hadi al başlasın. Aha, güzel ve soluk. Sanırım bu fast food dediğimiz şey. Aa, çok kolay oldu. Ne güzel atıştırmalık. Örümceklere bayılırım. Ah, ne? Ah, evet, bu ikisini unutmuştum. Yeni bir iş bulmam lazım. Bu da neydi? Ah, ne güzel uyumuşum. Hazırlanmam gerek. Su akmıyor mu? Ah, peki nasıl yüzümü yıkayacağım? Ah, en azından dişlerimi fırçalayabilirim. Kimin fırçaya ihtiyacı var ki? Taptaze nane etkisi. Neden olmasın? Bu da işe yarar bence. Acaba ne giysem? Tamam, bu hoş işte. Neden olmasın? Hayır. O yat çok ufak. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Ha tabii.
Sanırım yaratıcı olmam lazım. Vay canına. Bu işte çok iyiyim. Hey, uyan bakalım. Buldum. Buna karşı koyamaz. Altın. Ah, ne harika bir rüyaydı. Her zamanki gibi muhteşem iş çıkarmışsın. Sadece işimi yapıyorum. Bye bye. Uf, hemen sabah olmuş. Makyaj telefonum nerede? Bakayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için ne yapabilirim? Güzel görünmeliyim. Bana makyaj yapman gerek. Pahalıya patlar yalnız. Para nerede? Peki o zaman. İşte burada. Cidden mi? Hayatta olmaz. Her şeyi kendim mi yapmak zorundayım? Bu çok sıkıcı. Pekala, sanırım artık başlamaya hazırız. Hey, herkes kendini toplasın. İlk mezunumuz Cheryl. Ah, canım hayranlarım. Buradan mezun olmanın tek sebebi babanın bize bir havuz yaptırmış olması. Tebrikler. Ah, sen niye bana dokunuyorsun ki? Ah, bu hoşuma gitmedi. Ben gidiyorum. Cheryl için alkışlarınızı alalım. Sıradaki Ellie. Fotoğrafçıların güzel yanımdan çekmelerini sağlar mısınız? İşte diploman. İşte başardım. Gerçekten de başardın. Selfie zamanı. Ah, bu çok hoş. Tamam, artık sahneden in. Ve son olarak Esi geliyor. Çok mutluyum. Yaşasın. İşte sana normal diploman. Hepsi bu mu? Olamayacağımı söz vermiştim ama. Gel sana bir sarılayım. Pekala, kendini topla bakalım Kevin. Sen bunu hak ettin Esi. Ah canına, bu bir burs. İşte bu. Aferin sana Esi. Bu hayatımın en güzel günü. Selam. Bana mı dedin? Selam. Susadın mı? Oh, evet, teşekkürler. Oh, kastettiğim bu değildi. Ama sonuçta susudur. Bedava duş aldın değil mi? Evet, bu çok komikti. Sonra bir daha sana su getiririm. Oh, önüne dikkat et. Ah, aptal muz kabuğu. Öf ya. Bütün bu çöpler de nereden geldi? Ha, fakir miyim yani? Hangisini seçsem? Acaba bu nasıl? Ah, harika. Oo. Çok çikolatalı. Bu ne ya? Aha, aman tanrım. Ah, pardon, rüya görüyorum herhalde. Bu işine yarar sanırım. Al. Teşekkürler. Ay, berbat. Bu nedir, çorba mı? 40 derece falan herhalde. Tadının bu kadar kötü olmasına şaşırmamalı. Hey, buldum. Kolan çok mu ısındı? Bir kaba koy ve içine dondurma çubuğu sok. Donduğunda kabın içinden çıkar. Hey, kola tekrar buz gibi. Normal koladan çok daha iyi. Seçim okula hazır. Aa, şu kitaplar nerede? Aa, son günlerde çok şey gerekiyor. Ne unuttum? Kalemlerim nerede? Buralarda bir yerde bıraktığıma eminim. Babanın, ver onu bana aptal fare. Onlara gerçekten ihtiyacım var, tamam mı?
Aa, buna inanamıyorum. Hey, eski bir cips kutusu mu? Bu işime yarayabilir. Kenarına şöyle sıcak silikon sür. Sonra zikzaklar çiz. Şimdi kutuyu ters çevir. Ve dibine de sıcak silikon sür. Ortasını da unutma. Baklava deseni iyi olur. İşte. Şimdi hepsini çevir. Ve kutuyu içinden çıkar. Üst parçayı yapıştır. Ve bir de fermuar ekle. Kalem kutusu isteyen. Vay canına. Gerektiğinde bayağı becerikli olabiliyorum. Geç kalmayayım. Güzel. Pekala. Sırada kim var? Selam. Gülümser misin? Güzel. Teşekkürler. Peynir. Hiç dişçi diye birinden haberin var mı? Ha? Fena görünüyorlar değil mi? Hadi çıkın. Bunu ne yapayım ben şimdi? Çok utanç verici. Bir fikrim var. Mum kağıttan bir dikdörtgen kes. Ortasına diş macunu sık. Bayağı iyi görünüyor. Üzerine karbonat serp. Sonra bunu parmağınla ezerek yay. Artık hazır. Şimdi doğrudan dişlerin üstüne koy. Ve şimdi biraz bekliyoruz. 20 dakika geçince çıkar. Şu inci gibi dişlere bak. Güzel oldu, çok güzel. Şimdi kocaman gülümse bakalım, tamam mı? Bir dakika, bugün Eva'nın doğum günü mü? Unuttuğuma inanamıyorum. Buralarda bir hediye olacaktı. Ay, burada kesinlikle yok. Ya bu? Yok. Bir plaj topu olmaz. Balonlu naylonu. Aa, tabii olur. Bu şey çok şey için kullanılabilir. Pekala, şimdi bunlarla ne yapabilirim bakalım. Evet ya. Küçük bir kare kes, sonra üst kenarını boya. Mümkün olduğunca düz bir hat halinde olsun. Şimdi bloklar halinde buna devam et. Çok havalı değil mi? O Eva mı? Hey, doğum günün kutlu olsun. Sana özel bir şey hazırladım. Teşekkürler, bu çok eğlenceli. Bu beni saatlerce oyalar. Beğendiğine çok sevindim. En iyi arkadaşımı çok seviyorum. Bu benim şarkım. Güneş ne harika değil mi? Ne okuyorsun? Bayağı şık şeyler var. Birinin aklı mücevherlerde anlaşılan. Hemen geliyorum. Merhaba. Bunun gibi bir şeyiniz var mı? Ay, şanslısınız bayım. Bu nasıl? Bu kadarını karşılayabilir miyim bilmiyorum. Ya bu? Bu daha da pahalı. Ya bu nasıl? Amanın, bir dakika. İmdat, ne yapacağım? Evet. Bu keçeli kalemi görüyor musun? Silikon tabancası kullanarak eğlenceli bir tasarım yap. Ve devam et. Etrafını iyice sarmasını sağla. Kuruyunca çıkart. Vay canına. Ne? Bir el seç. Bu olsun. Peki, o zaman bu. Tada! Bu bana mı? Bu çok benzersiz bir şey. Gerçek bir yüzük, hem de benim. Buna artık ihtiyacım yok. Bayıldım. Tırnaklarımı yapmak çok sıkıcı. Ama maniküre de param yetmez. Bu da ne? 2 dolar mı? Bu kadarını karşılayabilirim. Merhaba, yardımcı olabilir miyim?
Siz söyleyin. Ah, bu ne böyle canavar gibi. Korkarım bu size pahalıya patlar. Hangisini istersiniz? Bu fiyatlar uçmuş. Yazık ki sadece bu kadar var. Tam $2 bakın. Ah, silikon tabancasıyla yapılan tırnaklar o fiyata. Ah, tamam olsun. Önce masaya biraz mumlu kağıt yay. Sıcak silikonla bir daire çizip içini doldur. Sonra üstüne bir parça daha kağıt yapıştır. Ütüyle üstüne bastır. Sonra kağıdı kaldır. Silikonun üstüne elinin dış hatlarını çiz. Bütün elin olsun. Bak, tırnaklarının şekli çıktı bile. Şimdi onlara normal yaptığın gibi oje sür. Kırmızı iyi bir seçim. Sonra tırnakları kes. Ve sana tam olacaklar. Bak. İnanılmazlar. Tabii öyleler. Evet, o anlaşmayı bitirmeliyiz. Oo, selam bebeğim. Babacığım seni almaya geldi. Çok tatlısın. Selam. Bebeğin fakir. Annesinin küçük meleği nasılsın? Aman ağlama ağlama. Anneciğin geldi. Her şey yoluna girecek. Bir zengin bir de fakir bebek. Sanırım büyüme vakitleri gelmiş. Birkaç yıl daha ekleyeyim şuraya bakalım. İşte bu daha iyi oldu. Acaba durumları şimdi nasıl? Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hadi onları okula yollayalım. Oo, burası bayağı güzel bir okula benziyor. Eğlenceli olabilir. Oda numarası da tuhafmış. Hanımlar önden. Lizzie, bize bu odayı vermişler gibi görünüyor. Aman tanrım, şuraya bak, berbat halde. Dur biraz, tahmininden de kötü. Burayı yıkmaları lazım. Hayır hayır hayır, böyle bir odada yaşamamızı bekliyor olamazlar. Sorun değil. Bu durumu kabul etmesine inanamıyorum, fakir olduğundandır. Bak, süpürge varmış. Bence burayı temizleyebiliriz. Örümcek ağları aslında kolayca temizlenebiliyor. Bir de bolca çöp ve vır zıvır var. Alıp atmak çok da zor olmaz. Şu gazeteleri de duvardan çıkaralım. İşte böyle. Şimdiden güzelleşmeye başladı bile. Doğruca çöpe. Her yerde de boğulat var. Pekala. Tam hazırlama zamanı. İşte bu içimi ısıttı resmen. Lizzie, paylaşmak istersen burada daha epey yer var. Yok kalsın. Kendi tarafımı da kendim temizleyeceksem. Alo, evet, benim için birkaç iş yapmanızı isteyecektim. Merhaba efendim, temizlik için çağrılmışız. Aha, bir saniye, Liam'a ne kadar da benziyor. Neyse, buranın tamamını temizlemeni istiyorum. Aha. Hemen hallederim, hiç sorun değil. Gerçekten de şova gerek yok. Neyse, işini yapsın da. Galiba bu çöpün toplanması lazımmış. Pardon efendim, temizlik işim bitti. Tabii ya, para. Neden herkes hep para peşinde anlamıyorum. Ama neyse, al bakalım odamı temizlemenin karşılığı. Daha mı istiyorsun? Of, pekala, tamam. Al bakalım, bu kadar yeter bence. Şimdi lütfen gider misin? Başka bir arama yapmalıyım. Evet, şuraya koy lütfen, mükemmel. Tam da istediğim gibi. Artık gidebilirsiniz. Senin tarafın bitmiş, hoş duruyor. Senin en beğendiğin okul tiyosu hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Aga hesabındaki sıfır sayısı ne kadar fazla olursa olsun okul herkes için aynıdır. Senin okulda en sevdiğin ders hangisi? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.